Polise bu ifadeyi nasıl verdi? Cinayeti kabul etti. Şu an her ikisi de cezaevinde. Bu program olmasa biz bugünkü sonuca ulaşamazdık. Eşim. Hadi. En büyük hayalimi gerçekleştirdiniz. Telefon attığında kızın var. El ele verirsek üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir güçlük yok. O senin çocuğun değil, kabullen. Bu çocuk benim oğlum, öyle de kalacak. Tüm iddialar yanıt buluyor. Gerçekler ortaya çıkmalı, her zaman onun taraftarıyım. Senin olduğuna inanıyor musun? Evet, inanıyorum. DNA testi çıktı, alacağım oğlumu. Hiçbir şekilde çocuğumu bırakmayacağım. Beklenen DNA testinin sonucu bugün açıklanıyor. Az sonra Müge Anlı'da. Aydoğan Avcı ile Nazmiye Yayla. Şimdi Nazmiye Hanım 8 aylık hamile. Aydoğan Avcı'nın annesinin yanında beraber kalıyorlarmış. Eşi istememiş, Bahriye Hanım'ın eşi artık onları evde. O yüzden sokağa bırakmış, onlar da kalacak yerimiz olmadı deyip buraya gelmişler. Önce işsiz kaldılar. Sen çalışmıyor musun? Ben 6 ayda çalışamıyorum. Çok çaresizim yani, şu anda buradan çıktığım anda nereye gideceğimi bilmiyorum, yağmur altında yani. Ardından da evsiz. Bir yerimiz yok. Yok yani, şu anda sokaktayız. Biz 2,5-3 aydır sokaklardayız yani. Genç çift neden sokakta kaldı? Yeri geldi mi bir lokma ekmek bulamıyorum evde, hep borç yapıyoruz sağa sola. Aydoğan Avcı ve Nazmiye Yayla'ya uzanan yardım eli. Üzerimize ne düşüyorsa ben bu kardeşimize yardım etmek elimden geleni yapacağımı buradan hemen size söylemek istiyorum. Az sonra Müge Anlı'da. O senin çocuğun değil, kabullen. Bu çocuk benim oğlum, öyle de kalacak. Tüm iddialar yanıt buluyor. Gerçekler ortaya çıkmalı, her zaman onun taraftarıyım. Senin olduğuna inanıyor musun? Evet, inanıyorum. DNA testi çıktı, alacağım oğlumu. Hiçbir şekilde çocuğumu bırakmayacağım. Beklenen DNA testinin sonucu bugün açıklanıyor. Az sonra Müge Anlı'da. Aydoğan Avcı ile Nazmiye Yayla. Şimdi Nazmiye Hanım 8 aylık hamile. Aydoğan Avcı'nın annesinin yanında beraber kalıyorlarmış. Eşi istememiş, Bahriye Hanım'ın eşi artık onları evde. O yüzden sokağa bırakmış, onlar da kalacak yerimiz olmadı deyip buraya gelmişler. Önce işsiz kaldılar. Sen çalışmıyor musun? Ben 6 ayda çalışamıyorum. Çok çaresizim yani, şu anda buradan çıktığım anda nereye gideceğimi bilmiyorum, yağmur altında yani. Ardından da evsiz. Bir yerimiz yok. Yok yani, şu anda sokaktayız. Biz 2,5-3 aydır sokaklardayız yani. Genç çift neden sokakta kaldı? Yeri geldi mi bir lokma ekmek bulamıyorum evde, hep borç yapıyoruz sağa sola. Aydoğan Avcı ve Nazmiye Yayla'ya uzanan yardım eli. Üzerimize ne düşüyorsa ben bu kardeşimize yardım etmek elimden geleni yapacağımı buradan hemen size söylemek istiyorum. Az sonra Müge Anlı'da. İnsanlara mutluluk verebilmek çok güzel bir şey. O zaman neşeli, mutlu, huzurlu olursun. Şimdi el ele verirsek yaşanabilecek kötü olayları engelleme şansımız var. Bütün toplumu baştan başa sarıyor. O üzüntüde, sevinçte. O yüzden biz sevinçleri çoğaltmalıyız. İnanın bana, hayat böyle güzel. Güzel gözlerle bakana güzel. Sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun, var olun. İyi yayınlar diliyorum. İyi yayınlar. Evet, az önce tanıtımlarını da izlediniz. Bugün Görkem'in babası kim belli olacak. Birgül, bakıyorum bugün hazırlanmışsın, süslenmişsin, gelmişsin. Hoş geldin. Hoş bulduk Müge abla. Heyecanlı mısın? Çok. Faruk, sen? Evet. Bir an önce alıp gitmek istiyorum evime. Rüyasında görmüş. Göreceğiz kim rüyasında görüyor. He, ama şunu söyleyeyim. Şimdi DNA testi senin çıkınca sen bu akşam yani buradan stüdyodan alıp gidemezsin. O çocuğun velayeti Faruk'a ait. Evet. Ve eğer çocuk Faruk'tan çıkmasa dahi hukuken Faruk'a ait olduğu için senin bu konuda bu DNA raporuyla tekrar mahkemeye başvurman lazım. Ha, Faruk isterse al o hukuki işlemleri biz sonrasında halledelim diyebilir. Ama eğer istemezse çocuğun sahibi Faruk, eğer çocuğun başına atıyorum yarın bir şey gelirse hakim döner der ki tabii, ben çocuğu sana vermiştim. Mesuliyet Faruk'ta. Sana, evet, mesuliyeti senindi, nasıl verdin der. Babası da değil ama. Ama şöyle bir şey düşün, resmi olarak Faruk'un üzerine kaydettirdiğin için o dönemde bundan sonraki süreçte bir takım hukuki prosedürleri yerine getirmeden bir şekilde çocuğuna kavuşamazsın. Ben her şekilde devlete de başvuracağım, gereken mahkemeyi de açacağım. Oğlumu almak için elimden geleni yapacağım, hiç kimseye de bırakmayacağım. Birgül çok emin çocuğun babasından. Tamam, mahkeme açman hakkın senin de yani mahkeme kalkıp da hayır, tamam Faruk artık verirse... Faruk bu çocuğu senden alıp annesine veriyorum deyinceye kadar evet, bu çocuk Faruk'ta. Hiç kimse bırakmaz. Onun öz babası bile değil yani, mahkeme bunu bile bile ondan mı bırakacak Müge abla? Böyle bir şey mi var? Şimdi arkadaşlar ben bu programı yaparken şunu anladım. Yani %100 herkese yaranma imkanımız yok. Daha doğrusu kimseye değil, yaranma derdine de değiliz de. Yani %100 herkesi mutlu etme şansımız yok. Hocam buyurun. Arif hocam görmüşsün. Böyle bir şansımız yok. Bakın ben şunu söylüyorum. Ben size hukukun dilinde konuşmaya çalışıyorum. Yani başka bir şansımız yok çünkü. Hani sana göre, bana göre, ona göre değil yani, hukuk ne diyorsa o tatlım ben... Tamam, babası olmadığını gördüğü zaman hukuk DNA testinde babası olmadığını gördüğü zaman onun üstünde bırakabilir mi? Ondan alacak. Tabii ki ondan alır o zaman. O, tamam. Ben ondan bahsetmiyorum. Ama onu alıncaya kadar bir mahkeme kararı lazım. Yani hemen tamam kızım okudum bunu al Faruk ver onu öyle değil yani, bu bir elma alım satımı değil. Biliyorum. Onun içine ne gerekiyorsa yapacağım ben de. Bak, bir dakika dinle. O bugünkü DNA testi eğer senin istediğin gibi sonuçlanırsa onu destek yapıp delil olarak gösterip başvuruda bulunma hakkın var ilgili mahkemelere. Mahkemenin kararının sonucunu bekleyeceksin. Mahkeme de hemen öyle 3 günde bitmez. 3 ayda mı biter? 2 senede mi biter onu bilemem. Mahkemenin iş hacmine bağlı. Ben çocuğumu almak için elimden geleni yapacağım. Onun tamam, olmayan birini, babası olmayan birinde bırakmayacağım oğlumu. Yalnız şunu söyleyeyim, hani ben çocuk Birgül'de mi kalır falan onu bilmem. Tabii. Ama Faruk kusura bakma, senin çıkmazsa sende de durması uygun değil. Bak çocuğum ben doğruyu söylüyorum yani. Öyle insan başkasının sevdiği insanın, kadın ya da erkek başkasından dünyaya gelen çocuğunu sever, korur, kollar, babalık yapar, annelik yapar. Ona hiç itirazım yok ama evlilik birliği içinde eğer bu yapıldıysa çocuğa karşı yaklaşımın nasıl olacağı konusunda açıkçası benim endişelerim olur. Yani neyse efendim, kaçta gelecek Ersin Hanım? Yarım saat sonra falan stüdyomuzda olacak. Ersin Hanım sen saat 11 gibi bekliyorum ben. Onun da toplantıların arasında o getirsin istedim evet, testin evet, sonucunu. Dün de çıkabilirdi, dün de heyecanla bekledik ama bugüne sarktı. Bugün bakalım Ersin Hanım zarfı getirecek, hep beraber açacağız. Şimdi bizim ekip dünden beri ağlıyor. Şimdi tabii çocuk konusu olunca dediğim gibi herkesin tüyleri diken diken. Masal bebek. Masal bebek hepinizin, sizler de çok gözyaşı döktünüz. Ben mutlu oldum. Şimdi ben hiç dün farkındaysanız hiç duygusal olamadım. Ben mutlu oldum. Hani geldi babaanneyi beğendim. Babaanneyi sevdim. Yayından sonra babaanneye dedim ki babaannesi biz hani burada eşyalarımız var verelim bebeği yanınıza. Hayır hiç gerek yok dedi. Ben hepsini kendim alırım dedi. Çok düzgün bir kadın. Evet. Belli ki çok düzgün bir aile. Zaten 2 tane torun yetiştirmiş. Onlar 23 yaşında büyütmüş. Şimdi 2 yaşında bebekle baş başa kaldı. Fakat masala 2 ay bakan hanımefendinin masaldan ayrılması hiç kolay olmadı. O masalda Allah uzun ömürler versin, sağlıklı, sıhhatli, o kadar cana yakın, sevecen o kadar bir sevecen bir çocuk ki bakın izleyelim. Onu anla. Ha, böyle sarılır uyuruz. Yaklaşık 2 ay önce küçük Masal'ı bakıcıya bırakan babası daha sonra kayıplara karışmıştı. Aysu Hanım 2 yaşındaki bebekle ortada kala kalmış. Diyor ki ya bu bebeğin babası gerçekten o kişi miydi? Ben bebekle ortada kala kaldım. Sahibi kimse gelsin alsın. Ben Mehmet Bey'in akrabalarına sesleniyorum. Mehmet Bey'in akrabalarının ortaya çıkıp en azından çocuğu gelip almaları lazım. Müge Anlı'nın çağrısını duyup programımızı arayan babaanne ise hiç görmediği torununu almak için stüdyomuza geldi. Hoş geldiniz. Babaanneye gideceğim. Güzelim. Bak babaanneye. Ay. Ay kurban olurum. Yaklaşık 2 aydır baktığı küçük kıza çok alışan Aysun Hanım'sa Masal'dan ayrılacağı için gözyaşlarını tutamadı. Anneanne. Anneannem. Evet. Kurban olayım ben sana. Anneannem. Küçük Masal babası onu bıraktığından beri kimliği olmadığı için hastaneye götürülememişti. Artık babaannesi yanındaydı. Bu yüzden biraz ateşi olan Masal ekibimiz ve yakınlarıyla hastaneye kontrole götürüldü. Ateşi ölçülen, kontrolleri yapılan Masal'ın sağlığı gayet iyiydi. Çak. Bir de öpücük. Doğru. Masal'ın genel değerlendirmesi yaptığımda aslında çok ciddi bir sağlık sorunu yok şu anda. Hafif bir nezle tablosu. Tedavi gerektirecek kadar ağır değil. Masal, babaanne, hala ve anneannem dediği Aysun Hanım daha sonra birlikte yemek yedi. Seviye Hanım'dan telefon numarasını, açık ev adresini istiyorum. Arada sırada kızlarımla gidip görme. Kapılarını açarlar mı bize? Telefon açmaz olur mu? Her zaman için kapım açık. Siz de buyurun gelin. Her zaman kapım açık. İnşallah, inşallah. Her zaman hayırlısı. 23 yaşında 2 tane torunum var. Büyüttüm. 23 seneden sonra bir torun daha büyüteceğim işim. O alışır bana, beni bırakmaz. Her zaman açıyor. İnşallah onun büyüttüğü günleri bir de görürsünüz. Ve artık ayrılık vakti gelip çattı. Bursa'ya gitmek için otogara gelindiğinde artık gözyaşları söz dinlemedi. 2 aydır gözü gibi baktığı Masal'ından ayrılacak olan Aysun Hanım sarıldı, öptü, doyamadı. Beni unutmayın mı? Hadi bir kere daha sarıl bana. Allah'a emanet ol oğlum. Oldu mu kızım? Hadi git babaanneye. Ayrılık çok zor oluyor. Her zaman için dayanamayacağım. 2 ay önceye kadar sadece babası olan Masal'ın artık hem babaannesi, hem halası, hem de anneannesi var. Beni de sabah o bakış mahvetti. Yani Masal'ın böyle dönüp de kendisine 2 ay bakan anneannem dediği hanımefendi şu bakışı herhalde günün fotoğrafı. Çok zor. Çok zor. Çocuk bakmak başka bir şey. Öyle telefonunu ödünç vermek gibi bir şey değil. Çünkü çok büyük emek harcanıyor ve insanlar aslında kendi emeklerini seviyorlar. O kadar büyük emek harcıyorsun ki o emek çok kıymetli. O emeği kime harcarsan harca. İşte şu bakış. Bakalım Masal bebek ileride hatırlayacak mı anneannesini? İnşallah kopmazlar. Ben kopmamalarını evet, ümit ediyorum. Ve efendim işte hanımefendi 2 ay baktı. Sonra ben babasına ulaşamıyorum dedi. Ve stüdyomuza gelerek bebeğin akrabalarını aradı. Zor da olsa 2 ay sonra gözyaşları içinde bebeği teslim etti. Ama Jale Hanım'la Engin Bey öyle yapmadılar. Onlar da evlat hasreti çekiyorlardı. Ve 2 günlükken gelen bebeği annesini aramak yerine bakıp sahiplenmeyi tercih ettiler. Ama şöyle bir doğru davranış sergilediler. Bebeğe de anlattılar bu durumu. Yani biz senin öz anneniz, öz babanız diyerek büyütmediler. En baştan itibaren anlattılar. O yüzden çocuk daha bilinçliydi. Doğrusu herhalde bu. Evet. Yani daha küçük yaşta, hani çok da yıpranmayacağı bir yaşta, böyle ergenlik çağında anlatılınca ergenlik problemleriyle beraber o da birleşiyor ve daha büyük sorunlara yol açıyor. Yani benim burada programda gördüğüm, ben işin uzmanı değilim ama küçük yaşta söylenen çocukların daha mutlu olduğunu görüyoruz burada. Tamamen hani gözlemsel bir deneysel yaklaşımla söylüyorum. Başka bir şey diyeyim. Doğru. İşte şimdi 11 yıl sonra gelen bir anne var. Yine aynı şekilde çocuk işte bakıcıya diye bırakılmış. Ve bir anne var 11 yıl sonra geliyor. Diyor ki çocuk benim. Ne olursa olsun ben çocuğumu alacağım. Bugün Gülay Hanım da aramızda. Gülay Hanım da babaanne. Evet. Gülay Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de dün demiştiniz ki bu benim torunum. Evet. Ben hiç kimseden de ayırmıyorum. Evet. O yüzden ben de torunumu veremem. Evet, veremem. Doğru. Peki bir hatırlayalım. Efendim dün Jale Hanım bize kızının yani yaşadıkları evi açtı. Kızının odasını gösterdi. Hatta kızı bir şarkı söyledi onunla beraber. Onları da izleyeceğiz. Seyhan Hanım da kızının babasını aramak için arkadaşlarımızla, ekip arkadaşlarımızla beraber yola düştü. Ben buradan yayının en başından şunu seslenmek istiyorum. Seyhan Hanım'ın eşi, çocukları falan, biz size ulaşamıyoruz efendim. Siz neredesiniz? Yani çünkü Seyhan Hanım'ın ben sağlığının çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Tamamen yine dıştan bir gözlemlemeyle. Yani özellikle eşine sesleniyorum. Yani size ulaşmamız lazım. Seyhan Hanım daha sonra stüdyomuz olacak. Önce neler yaşandığını bir hatırlayalım. Seyhan Hanım dedi ki çocuğumu bakıcıya verdim ve çocuğumu bakıcı aldı kaçırdı. Seyhancığım çocuğunu bulduk. Önce onu söyleyeyim. Jale Hanım'ın öz annesi olmadığını, onlar tarafından bakıldığını, yetiştirildiğini biliyor. Fakat Jale Hanım ve eşi o bıraktı gitti. 11 yıldır baktığımız çocuğu kimseye teslim etmeyiz diyor. Bakıcısına bırakıp gittiği kızı Yağmur'u yıllar sonra almak isteyen Seyhan Hanım'ın bugün 11 yaşında olan kızını evlilik dışı ilişkiden doğurduğu ortaya çıktı. Çocuğa nüfus kağıdı çıkarmamışsınız. Evet. Eski eşimden boşanmamıştım. Çocuğumu dedim hiç kimsenin adını almayacağım. Kendi kızı soyadımı alacağım dedim. Siz evliyken başka birinden hamile kaldınız. Evliyim ama 20 yıldır ayrı yedim. Seyhan Hanım'ın çocuğumu kaçırdılar iddiasının aksine Yağmur'u büyüten aile annesinin çocuğu terk ettiğini savundu. 2 günlük yine geldi. 3 ay sonra kayboldu kadın. Demiş ki ben çocuğa bakamıyorum. Yani ben para da veremiyorum. Durumum da yok. Gidin demiş yetimhaneye verin demiş. Veremedik çocuğu. O şekilde devam etti işte. Şimdiye kadar bize emek vermiş, büyütmüş. Kendi torunumuzu nasıl alıyor çocuğa? Küçük Yağmur'un öz annesi Seyhan Hanım'la onu büyüten aile yıllar sonra stüdyomuzda buluştular. Ben o kadını 2 ay gördüm. Onun haricinde görmedim. Müge bana bak bana yalan konuşma. Benim kızımı kullandı resmi nikah yaptı. Resmi nikah yok. Dövüp dövüp bunu dışarı atıyordu bu. Bak bu 1. yaş doğum günü. Sen var mısın burada? 5 yaşına kadar baktım. Niye yalan konuşuyorsun? Resminden bir tane. Resimleri çekilen albümleri nettin sen. Müge Hanım. Madem kaçırmış bizi albümleri ne yaptın? O albümleri nettin albümü. Dur. O çocuğun üstüne yatamazsın yalandan yere. Ben ona gül gibi baktım. Şimdi o timsah gözyaşlarıyla o çocuğun üstüne yatacaksın. Kızımı aradık buraya girmeden önce. Çocuk kendi söyledi. Anne baba ne olur beni bırakmayın dedi. Kendi kendine yapma yalandan. Ne benim kızım? Ne sen alışmışsın. Sen nasıl bir annesin ya? Öyle. Büyüdü ya çocuk. Sana şimdi bir şey söyleyeyim mi? Tek kelime. Müge Hanım çocuğun Seyhan Hanım'ın Jale Hanım ve eşine yönelik sözleri sonrası stüdyoda tansiyon yükseldi. Benim eşim alkolikti, beni dövüyordu. Nasıl çocuğunu bıraktın gece gündüz gittin ha? Sen anne misin? Sen var ya canım, bak ortada şöyle bir çocuk var. Sen gece gündüz ben ölüyorum desem o çocuğu nasıl bırakabildiğimi ben nasıl sonradan öğrendim. Ben 5 dakika görmesem ondan sonra evi kaçırıyorsun ha. Nasıl bıraktın? Üzerime niye adres almıyorsun? Keşke bebekken alsaydın. Niye Müge Anlı'ya şimdiye kadar gelmedin ya? Niye bekledin? Gelmedim, 11 sene niye bekledin? Çevremden dolayı gelmedim. Mahkemeye gittim. Niye? Çocuğun hayatını karartacağım. Gerekirse bana kalmasın. Devlet alsın. Gözlerinden tanıdım diyor. Yabancı bir kızı getirin. Ona da yavrum diye soracak. Kızla hiçbir bağlantısı yok. Tek bir şey söylüyorum Allah rızası. Benim kızımın sevdiği yemeği söyle ya. Bir tanesini söyle ya. Sen de annesin, sen doğurdun ben. Ben de çok üzüldüm söyle ya. Yüreğim burkuldu. Ben nasıl tanıyayım? Müge Hanım okula gitsin, öğretmenlerine sorsun. Ben kızımı saat 5'te gidiyorum, 7'ye kadar okulda bekliyorum. O soğuklarda okulun bahçesinde. Yıllarca aramadığı çocuğunu neden şimdi almaya çalıştığı sorusu da soruldu Seyhan Hanım'a. Mahalledekiler senin bir buçuk ay önce geldiğini ve onları aradığını söylüyorlar. Bundan sen 6 yıl önce de gelip arasaydın yine onlar onu hatırlarlardı. Neden diyor çaldığımızda Gitmedin, o zaman başvurmadın ya, diyor. Niye başvurmadın? Ya dedim ki hani kaçırmaz dedim, aklıma gelmedi. Aa. Siz kaç yaşında kayıt ettiniz? Ya, çıkartıyorum onu ben Müge Hanım'a. Yani 5-6 yaşında falan okul çağına gelmek üzere. Annesinden baktık Ümit gelmiyor, yani gelmiyor, Müge sormuyor, etmiyor. Bize mecbur kaldık, çıkarttık. Müge Hanım bak, ben verdim, ben sizinle olsun diye verdim. Ama parasıyla bakıyordu kadın. O adam o çocuğa her türlü her şey yapar. Nisa'yı bağlasınlar sözü, babası bir kere böyle değmiş mi bakayım, bir kere. O adam yıkıyordu, altını bezliyordu ya. Sen. Beni öldürsünler daha iyi. Ben buna razıyım. Tamam şu var bak diyorum. Ben Allah'ına kadar dokunacağım. Alacağım o çocuğumu gideceğim o kadar. Seyhan Hanım'ın Yağmur'un babasıyla ilgili açıklamaları da kafalarda soru işaretlerine yol açtı. Peki babası nerede bu çocuğu? Babası trafik kazası geçirdi öldü denildi bana. Bana söylenen bu. Adı ne babasının? Babasının adı Ali. Soyadını hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Hatırlamadığın adamdan çocuk yapıyorsun. 11 sene geçti. Ben bir sürü rahatsızlık geçirdim bunların yüzünden. Yayınımıza bağlanan bir izleyicimizin iddiasıysa Seyhan Hanım'ın çocuğu almak istemesinin nedeninin başka olduğu yönündeydi. Benim bir arkadaşım var. Bu hanımefendiyle yıllar öncesi komşuluk yapmış. Babasına mali durumunun çok iyi olduğu için asıl çocuğu o kullanmak için. İkide bir diyor ya bu aileye. Üzerine yatamayacaksınız. Kusura bakma canım. O adamın durumu iyi değil. Benim ilk evlendiğim eşimin durumu çok iyi. Yani ölmüştü. Sen bu çocuğun babasını bir çıkar bakalım ortaya. Ha, çıkar. Kimmiş? Sarı çizmeli Mehmet Ağa. Soyadını bilmiyorum. O kadar işte. Basit işte çocuk yapmak senin için. Soyadını bilmediğin adamdan bilmem neyini bilmediğin o kadar basit. Sen ne kadar evlat konuşursan konuş. Kendini yerden yere de vursan o çocuğu alacağım ve böyle götüreceğim. Anneliğini ispatlayamaz bir eski başvuruda. İspatlayamaz mı? Sen konuşan çocuğa kimlik niye dilerim ben orası sana. Seyhan Hanım. Aklı yerinde değil bu kadın ya. Olsun fark edemez. Bakın. Hani nüfusun değiştirilmesi lazım. Ben o konuya karşıyım. Yani kimse kimsenin çocuğunu alıp nüfusuna geçirmemeli. Orası ayrı. Ama bir taraftan da zorunlu kalmışlar. Onlar da diyecekler ki biz Seyhan Hanım'ı aradık ve bulamadık. Bir de öyle söylüyorlar zaten. Bir de çocuğa da soracaklar. Diyecekler ki sen kimi istiyorsun? Çocuk da diyecek ki onları istiyorum. Hala söyle sizin ikiniz konuştu. Sen yine soy bağıyla ilgili davanı evet sürdür. Orada yanındayım ama çocuğun yerini değiştirmek yerine çocukla ilişki kurmak için aileyle ilişki kurmayı denesene. Yaklaşmaz bunlar ya. Yalan dolan zaten. Hem suçlu hem güçlü. Bunların var ya canını yesem şimdi of demem ben. Bakar mısın Engin? DNA testiyle ya da seni biz inkar etmiyoruz ki sen de oldun. İnkar etme şansın yok ki. Ama ben de 11 senemi verdim. Belli. Duygulandım ağlayacağım. Senin duygu var mı ki? Merhamet mi var sende? Benim kızımın böbreğinde taş var. Tekrar etme şeyi var. Sütü az içecek. Her şeyin neyini biliyorsun sen ya? Her akşam... Kes sesini dinlemek istemiyorum ben. Müge Hanım bunu dinlemek istemiyorum. Saçma sapan şeylerle bunu bulmuş getirmesin buraya. Ya değil oldum adam ki. Çocuğun babasıyım ben ya. Senden çocuğunun babasının adını söyleyemiyor ya. O arayan Allah rızası için o çocuğun babasını ben bile tanımam şimdi görsem. O nasıl tanıyormuş? Nereden tanıyor? O nasıl kimden yaptığını bilmiyor. Peki trafik kazasında öldüğünü nereden biliyorsunuz? Mustafa isminde bir adam söyledi. Onu da çok iyi tanıyor. Jale Hanım'sa bugün 11 yaşında olan Yağmur'un babasının bulunmasını da istedi. Müge Hanım'a söyle babası kim? Hemen 5 dakikada bulur. Sen söyle. Sen Sarıgaz'ı bilmiş. Onu da dersin ki 5 sene geri yaptı dersin şimdi. Araştırdım bulamadı dersin. Çok bilmişsin çok. Sen şimdi Mustafa'yı nereden buldun? Sarıgazi'de buldum. Yolda geçerken bulmuş ya. Yoldan geçerken buldum. Sizin akrabaymış. Biz de bulalım işte Mustafa Bey. Nerede Sarıgazi'de Mustafa Bey? Ta o zamanla gittim. Marketi var. Markete gittim. Markete şimdi de yeni de gittim. Yine gittim. Market kapandı diyorlar. Tamam gidelim o markete o zaman. Ben kendim gidip bulurum. Bak. Sen... Şimdi Seyhan Hanım sizden ricam şu. Biz bu çocuğun önce bir babasını bulalım. Bu çocuğun babası zengin diye mi istiyorsunuz iddiası önemli bir iddia. Hiç... Evet. Az önce de sordum. Daha iyi misiniz Seyhan Hanım? İyi miyim bugün? Ha? Müge Hanım iyiyim bugün. Daha iyisiniz. Evet. Tamam. Bugün biraz daha... Bazı şeylere kafam çok dağıldı. Bazı şeylere cevaplayamadım. Resmi nikahsız çocuğum oldu demiştim ya. Nikahım daha önceki eşimden boşanmadan demiştim hani. Daha önceki eşimden şu anda 20 seneyi geçti boşanalı. Önceki eşimden. Yağmur olmadan önce de 15 yıl önce boşanmışım. Tarihlerden çıkar. Dün onu kafam gitti. Özür dilerim. Kendimi ifade edemedim. Böyle olması çok iyi. Midem çok ağrıyordu. Kalbim çok sıkıştı dün. Evet. Hatta dün doktora gidecektim. Yanlış ana bu bir mazeret değil. Raporlarım da var. Bu olaydan dolayı rahatsızlandım bunların olayından dolayı. Anladım. Kalbim sıkışıyor. Anladım. Ondan dolayı çok özür dilerim. Bir hatam olduysa çok özür dilerim. Yok rica ederim. Sen bize de kızmışsın ama bak bize kızma. Bana şimdi Birgül de kızıyor bir şey söyleyince. Faruk da kızıyor. Sen de kızıyorsun. Herkes size kızıyor zaten. Hanım da kızıyor. Evet yani herkes kızıyor ama Arkadaşlar ben çok daha evvel de söyledim, her zaman söylüyorum. Devletin koyduğu kurallarla hareket eğer edersek ya da etseydik, buradaki konuklar için söylüyorum. Evet. Hiçbirimiz bu problemler için buraya gelmezdik. Hmm. Eğer siz çocuğunuza nüfus kağıdı çıkarsaydınız, eğer ilk çalındı diye iddia ettiğiniz gün o nüfus kağıdıyla karakola başvursaydınız, siz de bırakıldığını iddia ediyorsunuz 11 yıldır. Gidip yine sosyal hizmetlere biz koruyucu aile olmak istiyoruz deseydiniz. Yani sizin anlattığınız iddiada siz çocuğunuzu o sırada kavuşurdunuz. Sizin anlattığınız şekilde ise şu anda çocuğun resmi olarak, yani doğurmadığınız bir çocuğunuzu üzerine alarak değil, resmi olarak çocuğun anne babası siz görünürdünüz. Ya da bir gün mahkemede deseydi ki bu çocuğun babası Faruk değil, o zaman mahkeme çocuğun babasının araştırılması yoluna o gün giderdi. Birgül de burada olmazdı. Faruk da 4 yıl o çocuğa bakıp yine gözü yaşlı burada olmazdı. Yani ben sizin düşmanınız değilim ki, doğruyu söylüyorum. Yani Müge Hanım şu anki aklım olsaydı direkt verirdim yani bebekken. O zaman kıyamadım, düşünüyordum. Yani şu anki aklım bunu yaşayacağımı bilseydim, yani şu an düşünseydim bunları yaşayacağımı, ilk bana vermezdim, alışmazdım en azından. İşte hayır, bilmiyorum. Senden almazlardı yine. Sağ ol, işte öyle. O zaman biz de cahildik, işte düşünemedik. Bir takım insanlar korkular yaşıyorlar. Ama devlet kapısında sen doğruyu anlattığın müddetçe problem yok. Mühim olan doğruyu anlatmak orada. Şimdi şunu diyebilirdiniz: ben annesine ulaşamıyorum 3 yıldır. Bu çocuğa da ben baktım, kıyamadım, nüfus kağıdı da yok. O zaman ben koruyucu aile olayım. Bir de devlet size koruyucu aile parası da verirdi üstüne. Zaten yani anlatabiliyor muyum? Hani kurallar böyle işliyor arkadaşlar. Şu anda bu durumları yaşayanlar varsa onlara söylemek için. Çocuğun ilk kimlik çıkartma olayı, çocuk 5 sene sonra çıktı kimliği. O da okul için. Bu belli sistemde çıkıyor zaten. Çıkartırsınız. Mecbur kaldık yani. Mecbur kaldığımız için. Anaokuluna gittiğinde hatta biz kimliksiz gönderdik. Hepsi kayıtlı yani. Peki bu niye annesinin çocuk doğduğu zaman niye kimliğini çıkarmamış? Niye çıkarmamış? 5 seneye kadar beklemiş madem. Madem 5 sene bu kadın bakmışsa, çocuğu konuşturursanız hatırlarmış. Soruyorum ben annesine. Hastaneye götürmemiş mi? Müge Hanım soruyorum, bu çocuğu doğurmuşsa 5 sene içinde nasıl kimliğini çıkarmamış soruyorum. Evliydim de Müge Hanım. Dur tek tek konuşalım. Evliydim dediniz ama şimdi hatırladınız, evli de değildiniz. O an niye çıkartamadınız? Ha, niye çıkarmadınız? Ben 5 sene sizin yanınızda. Gülay Hanım babaanne. Niye çıkarmadınız kimliğinizi? Biliyorum. Tanıyorum. Dün bağlanan kişi teyzem demişti ya. Bağlanan kişi de teyzesi değil. Ben teyzem falan demedim. Teyzem öyle bir şey değil mi? Kendin dedin sen. Sen dedin Songül diye. Bu adamın dedesiyle evli bir kadın var. Fatoş isminde bir kadın. Müge Hanım, siz zaten olmuştu. Arayan numarayı biliyorsunuzdur değil mi? Biliyorum. Size bağlanan numara benim teyzemin numarası olmadığını da biliyorsunuz. Lütfen. Sen çocuğunun kimliğine bir şey söyleyebilir miyim? Yok dedesiymiş, yok babasıymış. Önemli değil. Bir dakika şimdi. Yani önemli değil mi? Müdahale etmeyin, bitsin. Müge Hanım bağlanan numaranın kim olduğunu biliyor. Yani, ismini gizledi diye. Hayatım, biz ismini gizlediğimiz hiç kimsenin bir kimlik bilgilerini edinmeden zaten yayına bağlamıyoruz. 1 milyon kişi arıyor bizi. Allah razı olsun arayandan ama hani biz emin olduğumuz kişileri bağlıyoruz. Çünkü yarın bir gün mahkeme safhasında ya da soruşturma safhasında bunlar bizden istendiğinde biz de onlara vermekle yükümlüyüz. Sonuçta burada konuşulan her şeyde mahkeme dosyasına giriyor. Müge Hanım yani 5 yıldır baktığını iddia ediyor ama hiçbir hastane götürmemiş bu 5 sene içerisinde. Hiçbir raporu, bir hastane kaydı yok mu? Resim yok hadi. Çocuk sarmış ya. Hastane kayıtları yok mu? Siz söyleyin, götürdünüz mü? Müge Hanım karısı olmuş ya. Bu çocuk hasta olacak. Maltepe'de hastaneye götürmemişim. Müge Hanım siz neye dikkat etmediniz dün biliyor musunuz? 5 sene bu kadın bakmış ya. Dün sizin ekibiniz de bunu bana hatırlatıyor. 5 sene gelmiş gitmiş bize bakmış. Biz atalarda oturuyorduk o dönemde. Bu kadının da illaki o çevrede bir yerde oturması gerekiyor değil mi 5 sene boyunca? Çocuğuna bakıp gelip gitmesi için. Görmesi olmaz. O mahalleye oturduğu yere 5 senedir bakmış ya, bizim oturduğumuz yere yakın veya işte o çevrede olması lazım. Oturduğu ev adresini gösterin, orada oturmuş mu? Yani ne iş yapmış, bulaşıkçılık yapmış mı, nereden yapmış? Muhakkak bize yakın oturması gerekiyor ki çocuğu gidip gelsin 5 sene baksın. Bunu söylüyor ya, bunu araştırın, nerede oturmuş? Komşulara sorsanız onlar söylerler. Bir Malatya'dayım diyor, bir bilmem neredeyim, bir Perlik'teyim diyor, bir yolunu kesmişler. 5 yaşındaki çocuğumla bir kız. Kimseyi tanımıyoruz, kimseyi seyrediyor. Birisi konuşurken birisi konuşmasın. Öyle bir şeyim kesinlikle olmamıştır. Kesinlikle. Alkol sigaradan diyor çocuk nasıl olmuş diyor. Ben çalışmış olabilirim, çalıştım ama namusuma, alnım açık, yüzüm ak çıktım her yerden. Şimdi Seyhan Hanım, size karşı bir tepki var ya, ben de dün akşam şunu düşündüm. Bak, uzattığı için mahkeme açacağım, bunları tek tek yedireceğim o kelimeler bunlara ama. Karakolda var senin ne iş yaptığın şimdi, falan hepsi var. Seyhan Hanımcığım, ben dün şunu düşündüm evde. Dedim ki hani kaç yıl sonra çocuğunuzu yetiştiren aileyle karşı karşıya geliyorsunuz. Evet. Bir öfkeniz var anlıyorum ama. Ya bir teşekkür ama, etse, bir Allah razı olsun dese ya. Bir de üstüne mesela hiç şunu sormadınız. Saygısızlık yapıyor. Utanmadan mesela ben ilk Jale Hanımlara işte arkadaşlar bulduğunu söylediğinde ben şunu sordum. Dedim ki Kebriye Hanım'a bir sor bakalım çocuk iyi mi, sağlıklı mı? Bir problemi var mı? Umurunda değil. Şimdi mesela benim aklıma ilk o geldi. Ona ilişkin yok. Mesela siz hiç onu aileye sormadınız. Ne bileyim bir genetik bir rahatsızlığı var mı? Bir hastalığı var mı? Benim kızım nasıl? Acaba hani, iyi mi? Acaba dersleri iyi mi? Tamam. Bunları sorman çok gerekiyor. Takmışsın bize. Ne güzel konuştunuz. Teşekkür ederim. Kocası şöyle, kocası niye soramadım böyle. Dün biraz gerçekten rahatsızım. Laf olamıyor ya. Aileye katacağım. Sizi de üzdüm. Padavasız konuşmuşum. Dün hiç yemin ederim bilmiyorum. Git kafa raporu al. Aklım başımda değildi dün. Aynen. Hakaret ediyorlar. Küfür ediyor. Kim küfür etti ya? Tamam dün de ben ister istemez hareketlerim farkında değildim. Kendimi tutamadım. Eğer gerçekten ben onu bebekken bırakıp gitmiş olup da şu saate kadar aramayıp da bu, şimdi buraya gelip aramış olsaydım yemin ediyorum size Allah'ın huzuruna eğer birazcık vicdan azabı çekiyor ise doğrular konuşsunlar. Doğruları konuşuyorlar. Ben doğru olsaydım, bırakıp gitmiş olsaydım şu an ya ben hikâret ederim. Öyle bir insan değilim çünkü ben. Öyle yapmazdım. Ben ellerini de öperdim. Siz bugün sabah ne içtiniz? Çay içtim. Çay içtim. Hangi çay yok? Bana da getirin. Sakinleş. Hangi çay yok? Yeşil çay içmiş. Antioksidan. Valla yani yok tebrik ediyorum. İyi geldi. %100 bir zıtlık. Benimki ıhlamur. Hangi çaydan verdiniz onu efendim? Evet. Çok sakinsin. Ya oynuyor. Dün böyle değildin. Demek ki bu biraz dinlenmişsin. Bir şey söyleyeceğim. Ben özür dilerim sizden de. Yok estağfurullah hayatım. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Kalbim sıkıştı. Yemin ediyorum bakın. Raporlarım da var. Sabah 5'te bırakmıştı doktor beni. Memleketimde gitmiştim. Hatta dün... Aşkım senin kocan nerede? Eşim burada. Ha? Eşim burada. Eşim de beni arıyor. Cır hiç durmuyor diyor ki gel mahkeme açacağız. Beraber karşılıklı tamam, diyor imza ver diyor. Ya sana bir şey söyleyeceğim. Seyhan Hanımcığım bak bir şey söyleyeceğim. Seyhan Hanımcığım yani ben eşine de gerçekten ulaşmak istiyorum. Bize. Çünkü seni yayın sonrası eşine teslim etmek istiyorum. Yani çünkü mesela dün de rahatsızlandığın hani çekimler şeyinde evet yani ben seni eşine teslim etmek istiyorum. Müge buradan da sesleniyorum. Şimdi burada konuşulanlardan kimse kimseye boşanma davası falan açmaz. He. Öyle bir şey yok yani. Zaten hani buraya geldin diye boşanma davası açacaksa açsın. Yani. Ha, o da ayrı bir konu da. Hani burada konuşulanlardan dolayı kimse kimseyi açmaz. Sonuçta sen de Jale Hanım'a senin kaç kocan var dedin. Engin ve hala yanında duruyor. Engin biliyor kaç kocası olduğunu duruyor. Senin yani... Evet. İşte sana birisi bir şey söylediği zaman öyle olmaz. Ben beyefendiye sesleniyorum. Gelin lütfen eşinizi teslim alın. Siz de buraya getirin yayına çıkın diye söylemiyorum. Ben size... Eşinizi teslim etmek istiyorum. Müge Hanım. Şimdi dün ilk beni gördüğünde ben olsam ben ona bıraktım değil mi ufacıkken? Ben onu ilk gördüğümde neyi sorarım biliyor musun? Bırak onun kocasını bunu. Çocuğum nasıl? Sağlık durumu nasıl diye bunu sorması gerekmez mi? Yani şimdi ben açıkçası onu merak ettim çünkü şimdi sizde ya konuşacağız konuda nasıl çocuk diye. Bir konu sorması lazım. Doğru da kapıyı boyuna kadar işte kilosuna kadar nasıl sağlıklı mı iyi mi hastalığı var mı? Aileden rica ediyorum. Çocuğun doğru kapıyı aç. Şimdi patavatsız konuşmak istemiyorum. Elimden geldiğince saygısızlık yapmak istemiyorum. Yok normal konuşalım. Zaten saygılı olalım birbirimize. Aileden rica ediyorum. Yani şimdi konuşsam arkamı dönsem yine de kusura bakmayın. Doğurmuşsun kapıyı atmışsın. Yine de kusura bakmayın böyle döndüğüm için. Kapıyı atmışsın yani. Bir doğurmanlar bir annelik olmuyor sadece lütfen. Aileden de rica ediyorum. Yani ben de bir anneyim. Yumuşatıcı falan içti galiba. Yemin ederim pazartesi 5 yaşındaki çocuğum deyip duruyorum. Anneciğim seni ücretim gel. Ablan gelecek diyor hasta saklayacağım diyor. Her gün çocuk bunu soruyormuş ablasına. Peki 5 yaşındaki çocuğa kim bakıyor şu anda? Kızım bakıyor. Annem de orada. Yatalak annem zaten. Ona dua ediyor kardeşine alıp gelecek. Abla gelecek diye. Yani kızımla görüşeyim bir konuşayım. Hemen ben demiyorum ki tamam Allah razı olsun. Yine de... Ben hukuksal savaşımı vereceğim, vermeyeceğim sana. Ne yaparsan yap, oynama. Diyorum ki ben yok, de tamam ailene söylerse söylesin bana. Ben de anneyim. Ya. Hani çocuğuna bir senedir şey, aklın nerede? Kardeşlerini görsün. 11 senedir. Hani herkes, ben de bir anneyim. Katılsaydın ne olursam olayım. Katılsaydın Müge ilk gün katılsaydın. Niye bekledin yani bu kadar? 11 sene. Sizden ricam bu. Ben 5 dakikada buldular. Arabalar, bizim evimiz belli, yurdumuz belli. Dün denizdik. Müge efendim durun. Dün Seyhan Gülyaman kızının babasını aradı. Çünkü biliyorsunuz bir iddia vardı. Paradan dolayı yani kızının babasının kesinlikle mal varlığından dolayı kızını almak istiyor diye. Ben zengin aile ortamından çıktım Müge Anlı. Ben o zaman çok özür dilerim. Zengin aile ortamından çıktım derken hanım hanlarım yok yani. Gemilerim bir şeyim yok. Normal kimseye muhtaç olmadan çocuklarımla geçinen bir insanım. Normal. Kimseye muhtaç kalmadan yani. Gelsinler evim bak evim herkes açık. Sen Kartal gibi yerde kapım kira açık verip elektrik su verip ondan sonra bir de bana 1,5 milyar 2012'de para veriyordun değil mi? Hangi devrede? Ya bunları Müge Anlı çıkartacak. Benim kızım diyor ki bak oraya bağlanacağım anneciğim diyor bağlanmak istemiyorum. Mert üzülüyor diyor. 1,5 milyar kim almış orada alıyorsun biz de burada alıyorsun. Tamam. Ben dedim önce Allah'a karıştırmayın beni şey. Şimdi önce kızın babasını aradık efendim arkadaşlar. Yola çıktık. O konuda bir bağlılığımız var. Seyhan Gülyaman kızının bakıcısı tarafından kaçırıldığını iddia etmiş, kızını bulmak için yayınımıza katılmıştı. Yayınımız sırasında bir telefon geldi ve Seyhan Gülyaman'ın kızını babası zengin olduğu için bulmak istediği iddia edildi. Benim bir arkadaşım var. O hanımefendiyle yıllar öncesi komşuluk yapmış. Babasına mali durumunun çok iyi olduğu için asıl çocuğu o kullanmak için. Yani ölmüş diyen yani bu çocuğun babasını bir çıkar bakalım ortaya. Evet, çıkar. Kimmiş? Seyhan Gülyaman kızının babasının Ali isminde biri olduğunu ve İstanbul Sancaktepe'de Sarıgazi'de bir eğlence mekanında çalıştığını söylemişti. Ekibimiz Seyhan Hanım'la Sarıgazi'ye doğru yola çıktı. Daha önce burada bir gazino olduğundan bahsetmiştiniz. Ali Bey'in burada çalıştığından yani Yağmur'un babasından. Evet, evet aynen. Ali Bey'i tanıyan bir Mustafa Bey var. Evet aynen. Bir marketi var demiştiniz Mustafa Bey'in. Marketi şimdi çıkartamam çünkü ben gerçekten buraları unuttum. Ama dostlar restoranta gidersek eğer Ali orada çalışıyordu. O şekilde öğrenebiliriz. Yaman ne eğlence mekanının yerini ne de Ali Bey ile ilgili bilgi aldığı Mustafa Bey'in marketinin yerini hatırlıyordu. Ekibimiz bunun üzerine esnafa sorarak Ali Bey ve çalıştığı iddia edilen Dostlar ismindeki eğlence mekanını aramaya başladı. Önce vardı. Ne taraftaydı? İleride hemen solda bir 200 metre kadar falan. Şu anda yerinde ne var? Kafe açılmış herhalde. Orada garsonluk yapan bir Ali Bey'i arıyoruz biz. Soyadını unutma ama karşısında. Bir sürü Ali var ya. Hangisi? Resmi yok mu bizim böyle hani? Resmi yok. Resmi olsa zaten hemen bulurduk. Ali Bey'i bir tarif eder misiniz? Ya Ali zayıf, sarışın, karşı olması gerek. Bir sürü Ali var yani. Şimdi Ali biliyor ki fotoğraf falan olsa insan... yapıyordu. Başka Ali yoktu ki orada. Vallahi bilmiyorum yani Ali. Aşağı yukarı 25 senedir buradayız. Ben gelmiştim sormuştum birilerine. Öldü dediler. Sahibi Zeki Bey'miş. Sahibinin ismi. Evet. Ali çalışıyordu orada. Ali bilmiyorum. Garsonluk yapıyordu. Bu Ali bilmiyorum. Ben geldim hiç... sordum. Mekanlara sormuştum ama hangi mekanlara sordum bilmiyorum. Mustafa diye bir adam vardı. Burada bir market vardı ama hangi market buraları bilmediğim için vallahi billahi unuttum. Bilmiş olsak sana yardımcı oluruz. Ders tanıyoruz ve yani şeydir. Yani Ali çünkü bilse ha tabii. Ya haklısınız yani şimdi bilsek niye de söylemeyelim. Esnafa sorduk. Her tarafa soruyor. Sahibi öldü diyor. Burası da başka bir yer açılmış mekan olarak. Sarı çizmeli Mehmet Ağa. Şimdi nereden buluyorum? İnsan hatasız kul olmaz. Ben bir hata işlemişim. Olabilir. Ne yapalım? Her yeri de soralım, çıkartalım. Çıksın, inşallah ki çıksın. Yağmurun altında bak hasta geldim ben. Ne derdimiz vardı? İnşallah çıksın, soralım. Gidelim Müge Anlı'ya söyleyelim. Hadi buyurun o zaman. Buyurun. Daha önce burası neydi? Burası 15-16 yıl önce bir müzik olmuş. Burası sonrası yıkıldı. Yeni bir kafe yapıldı. Seyhan Gülyaman'ın kızı 11 yaşındaydı. Esnafın söylediğine göre ise o mekan 15 sene önce kapanmıştı. Seyhan Gül Hanım araştırmalarımız sırasında rahatsızlanıp evine gitti. Ama ekibimiz araştırmalarına devam etti. Esnaf da aramalarımıza destek oldu. Onunla birlikte bahsi geçen Sarıgazi civarındaki yaklaşık 5-6 tane mekanı dolaştık. Ama o dönem Ali Bey'in kim olduğunu bilen herhangi birisi çıkmadı. O dönemlerde doğrudur. Dostlar biranası vardı. Şimdi geldim birkaç tane biranası vardı. Hepsini eski garsonlarda bir soruşturduk. Kimse Ali diye birini tanımıyorlar. Saatler süren araştırmamızın sonunda Sarıgazi'de Dostlar Gazinosu'nda çalışan Ali ismindeki garsonu tanıyan kimseye ulaşılamadı. Şimdi sizin bahsettiğiniz mekanın 15-16 sene önce kapandığı söyleniyor. Çocuk 11 yaşında, yani 12 yıl evvel orada... Çok önce de gittim Müge Hanım'a. Çok önce de gittim ben. Hayır hayır, başka bir şeyden bahsediyorum. Şimdi o mekan 15-16 yıl önce kapanmış ya. Evet. Şimdi çocuk da 12 yaşında, yani arada bir 4 sene fark var. Evet. Yani o 4 sene içinde Ali neredeydi? Çünkü orası kapanmış. Başka yerlere gitmiş, çalışmıştır. Yani sizin gebe kaldığınız dönemde öyle bir mekan yok. Yok. Kapalıymış. Kapalı o dönemde o mekan. Dolayısıyla o mekanda çocuğunuzun babasıyla tanışma şansınız da yok. Hayır, orada tanıştım. Ama şimdi yine tarihleri orada tanıştığınız dönemde hem restoranda hem giriş şeydi, kafe. Çay kahve içmiyordum. Hayır, orada tanıştığınız 4-5 yıl arkadaşlığınız sürdü mü? Yani eğlence yerine ben çıkmıyordum. Aşağıda çay kahve salonu vardı, orada da çalıştım. Seyhan Hanımcığım, bakın sizin eğlence mekanında çalışmanız da anneliğinize engel değil. Yani bunu da yine ben söylemiyorum. Bunu da yine hukuk söylüyor. Çocuğunuza bulaştırmadığınız müddetçe bazı olayları yine çocuğun sahibi annedir. Çünkü anne kendisi ne iş yaparsa yapsın çocuğunu korur, kollar annelik içgüdüsüyle deniyor. Bir takım uyuşturucu, evde... Bir takım olaylar falan gerçekleşmediyse yine annenin anneliğini tanıyor mahkeme. Ben ondan bahsetmiyorum. Siz orayı geçin. Ben size diyorum ki, Şevki Hocam da anlatmaya çalışıyor. Burası 15 yıl önce kapanmış. Bu çocuk da 11 yaşında. Yani senin hamile kaldığında 12 yıl olacak. Arada bir süre var ya, o sürede Ali orada olamaz. Çünkü o mekan orada yok. Ali der senin hamile kalacağın zaman. Kafe açıktı. Kafesi vardı. Kafesi açıktı ama onlar da öyle demiyorlar. Şimdi biz Kars'ta Ali Bey'i arıyoruz efendim. Uzun boylu, garson, sarışın. Sarışın, uzun boylu, garsonluk yapan, Dostlar Gazinosu'nda, birhanesinde, her neyse çalışan birini arıyoruz. Müge Hanım, çok özür dilerim, bir şey söyleyebilir miyim? Eğer mümkünse. Buyur buyur. Benim kızım arıyor beni. Dün çok aradı. Diyor ki anneciğim diyor, ne olursun diyor. Hani biz büyüyüz, aklımız yetiyor. Hani o adamdan bahsetme. Yani ama çocuğun babasından ne olacaklar? Çocuk bahsediyor. O zaman bir hata yaptı, gelmiş gitmiş yani. Ölmüş denildi bana çünkü. Soyadını bile bilmiyor adam. Ölmüş denildi. Evet. Hayatım, ölmüş denildi de şimdi seninle ilgili iddia da 11 yıl sonra ortaya çıkıp gelmenle ilgili iddia da çocuğun babasının mal varlığı. Şimdi sen çocuğun babası öldüyse... Tamam. Sana kalacak. Öldüyse de o zaman bir mirası var adamın. Çocuğa kaldı. O miras da o zaman bu çocuğa kaldı. Yani. Öyle bir şey olursa eğer, öyle bir şey var ise benim adresim belli, memleketim belli, kaldığım ev belli, her şeyim belli. Bütün Türkiye'nin önünde ne olarak görürseniz görün beni. O zaman ne söylerse söylesin herkes bana. Ya sen kedi köpek mi bıraktın? Sen kedi köpek mi bıraktın bana ya? 11 sene bekledin geldin değil mi? Bu dünyanın, 11 sene o Türkiye'nin sabah gecemi gözüme kattım. Çocuğumun bir saçını köpek bıraktı sanki bana. Kesinlikle. Bir şey söyleyeyim mi? İnanın. Köpek bıraktı denince de hani kedi köpek sahibi, sizin de kediniz var. Evet. Benim kedim var. Ben kedimi bırakamıyorum. Benim oğlumla gelinim. Kedimi bırakamıyorum ben ya. Doktorlara götürdüler. Gece sabahlara kadar başını beklediler. Kedimi ya, ameliyat ettirdim ya. Kaç gün oldu. Biliyorsunuz ben de 2 gündür çok üzgündüm. Lokum ameliyat olacak diye. Dün çok teşekkür ediyorum. Profesör Oktay Düzgün ameliyatını başarıyla gerçekleştirdi. Buradan da kendisini ve ekip arkadaşlarını saygı ve sevgiyle anıyorum. İnsan köpek diye ya da kedi diye bırakamıyor. O kadar seviyor ki yani ameliyat kapısının önünde böyle heyecanla bekliyorsun. Yani çıkacak mı, edecek mi falan. Yani size şöyle söyleyeyim. 3,5 yıldır Allah sizi inandırsın. Ne tatile gidebiliyoruz. Ne akşam yemeğe gidebiliyoruz. Şimdi akşam yemeğe giderken köpek alan yer var, almayan yer var. Alanlar olursa arabası var, oraya gidiyoruz. Evde bırakıp kendimiz yemek içimize sinmediği için ne yemeğe gidiyoruz, ne yaz tatilinde. Allah razı olsun, Antalya'da bizi kabul eden bir tane otelimiz var. Çok da güzel bir otel gerçekten. Bir tek oraya gidiyoruz. Çünkü o otelin sahipleri de çok böyle hani hem doğa sever hem hayvan sever hanımefendi öyle. Onlar diyorlar ki gelin artık hani onun şeyi, yani köpek, yani bana garip geliyor Seyhan Hanımcığım, gerçekten garip geliyor. Biliyorum, şartları anlıyorum ama sebebi şu, köpek yani daha değerli yani onun gözünün içi. Ama gerçekten insan bırakamıyor yani. Ben kedimi ameliyat ettirdim ya. Fedakarlıkta bulunuyorsun. Şimdi benim hafta sonu atıyorum yurt dışına gitme imkanı da var. Gidiyor musun de? Kime bırakacağım? Bırakamıyorum ben kedimi evde tek. 3,5 yıldır. Aç kalır diyorum. Ya emek verdiğiniz her canlı sizin parçanız. Evet. Müge Hanım. Ben doğal olarak ondan ayrılamazsınız. Ne kadar yemek yedirdilerse, para hesabını yapıyorlarsa paralarını ödeyeyim. Ben para isteseydim bak paralarını da ödeyeyim. Ama Seyhancığım az önce görmedin mi 2 ay baktığı çocuğa nasıl kadın ağlayarak verdi? 11 sene diyoruz. 11 sene. Az da değil. 11 sene. Dur reklama giriyormuş. Sen ne içtin benim çok hoşuma gitti. Dur bir ara verelim. O senin çocuğun değil, kabullen. Bu çocuk benim oğlum, öyle de kalacak. Tüm iddialar yanıt buluyor. Gerçekler ortaya çıkmalı, her zaman onun taraftarıyım. Senin olduğuna inanıyor musun? Evet, inanıyorum. DNA testi çıktı, alacağım oğlumu. Hiçbir şekilde çocuğumu bırakmayacağım. Beklenen DNA testinin sonucu bugün açıklanıyor. Az sonra Müge Anlı'da. Evet hocamız az sonra stüdyomuzda olacak. DNA testini açıklayacak, DNA testinin sonucunu. Efendim son olarak dediğim gibi Sarıgazi'de, Dostlar Gazinosu ya da birhanesinde garson olarak çalışan Kars'ta Ali Bey'i arıyoruz. Uzun boylu ve sarışın olduğunu biliyoruz. Tamam inşallah bir akrabası falan görür, bizi arar. Mesela dün biliyorsunuz bahsetmiştim Kocaeli'nden kaybolan 16 yaşındaki Emine Pala. Dün çok sayıda ihbar aldık. İhbarlar bir noktada birleşti. Sizin haberiniz var mı bilmiyorum, söyleyeyim size de. Ankara Numune Hastanesi'ne yatan genç bir çiftten bahsedildi. Denildi ki sabaha karşı geliyorlar, Numune Hastanesi'nin bahçesinde yatıyorlar. Hemen Kocaeli Emniyeti, Ankara Emniyeti ile bağlantıya geçti. Oraya gittiler. Gerçekten de orada sizin de çocuklara yaşça benzeyen 2 çocuk buldular, 2 genç buldular. Meğerse onlar da evden kaçmış. En azından onları buldular. Onların da ailesine kavuşmalarına vesile oldu ihbarlarınız. İzleyicilerimize söyleyeyim, teşekkür ediyorum. Meğerse Numune Hastanesi'nde sabahlayan gençler de evden kaçan gençlermiş. Onlar bulundu ama efendim Emine ile Can'ı aramaya devam ediyoruz. Lütfen yine ihbarlarınızı geciktirmeden iletin. Her ikisi de 16 yaşında, her ikisi de tehlikeye açık çocuklar. Ben rica ediyorum özellikle Can'ın ailesine, Can'ın yakınlarına, birisi tutuyor. Artık söylemekten yani dilimde tüy bitti. 16 yaşında bir çocuğu barındırmanın suç olduğunu ve bunun sonunun cezaevi olduğunu, Can'ın zaten annesi babası cezaevinde. Ya bununla ilgili ceza almasın artık yani. Ne olacaksa çocuklar çıkın ortaya, ailelerinizle görüşün, bir hale yola koyun. Kaçmak nereye kadar? Bak burada annen de yengen de 2 gözü 2 çeşme ağlayıp duruyor. Onun babası cezaevinde demiş ki ben oradan bir arkadaşı geldi açık cezaevinden, öyle duyum aldık yani. Ben onu 18 yaşına kadar yani çıkartmayacağım demiş. Fark etmez ki hayatım. Evet. Fark etmez yani. Sizin başvuru tarihiniz evet, 16 yaş olduğu için. 19 yaşında abisi var. Benim çocuklarım sordu. Fark benim etmez. Kız kardeşimle görüşmek istiyorum. Niye yollamıyorsunuz? Görüştürmüyorsunuz bizi deyince babaannem devamlı benim kardeşimle iletişim kuruyor. 24 saat diye abisi söyledi. Vallahi hayatım konuştuk babaanneye de haberim yok dedi. Kendi evet. Torununa eğer düşünüyorsa de, bu gerçekse kendi torununu düşürüyorsa. Kızım o kuaförden dedi ki bayan o dedi daha önce aradı Emine dedi başvuru verdi ya vurdu dedi yani bir okul içi kuaför okulu içi getirdi nüfus kağıdını dedi bana dedi. Yani bazı insanlar düşünüyor Müge abla Emine isteyerek gitti. O gün evden çıkmadan önce kuaförle görüşüyor. Kuaför döndü ki nüfus kağıdını getir seni yazdıracağım kursa diyor. Yani bizim kızımız kaçırıldı bunu iddia etmeye çalışıyoruz. Nüfus kağıdını çalmış yani o kuaförü çalmış. Şimdi ikisi de aynı yaşta olduğu için ben o yüzden kelimelerimi bu şekilde seçiyorum. Ne olursa olsun. Benim, o an kendi rızasıyla gittim dese de 16 yaşındaki çocuğun rızası kabul edilmez. Evet. Çok haklısınız. Evet ben kızım yani burada ne oğlanın ne de kızın rızası kabul edilmez. O yüzden de ben de ortaya çıkmalarını istiyorum. Evet. Efendim dün Jale Hanım bize evini açtı. Kızını da şimdi göreceksin. O da bir şarkı söyledi. İzleyelim. Hastalanıyordu. Ben yanındaydım. Yani ilk diş çıkardığında ateşlendiğinde ben vardım. Aşılarını ben yaptırdım. Benim de yoktu. Mutlu bir an oluyor ben paylaşıyorum. Karnesini alıyor ben. Yani ben olarak anlatma sebebim hani kadın annelik yaptığını söylüyor ona yönelik söylüyorum bunu. Seyhan Gülyaman'ın kızını kaçırdığını iddia ettiği Jale Hanım evinin kapılarını ekibimize açtı. Tam 11 yıl boyunca Hayrun Nisa'ya nasıl bakmışlardı? Hangi anıları biriktirmişlerdi? Jale Hanım o 11 yılı anlattı. İlk hangi kelimeyi söylemiş mesela? İlk mesela sağ ayağını attı. Dişlerini hala ilk öndeki tavşan gibiydi. Onları ben saklarım, hala duruyor. Anne karnında işte alkol aldığı için sigara, astım ileri derecedeydi. Makine almaya çalıştı eşim. Benim kızım düzeni burada. Odası böyle. Bebeği çok istemişti. Okuldan geldiğinde şimdi ben bunu alayım dedim. O okuldan gelene kadar kurdum kendim. Ondan sonra sürpriz yaptım. Bizim zamanımızda yoktu ya. Ben de şimdi onunla oturuyorum, oyun oynuyorum yani. Gitar istedi. Bazen ara sıra bana şarkı söylüyor ama çok çalamıyor. Şimdi sizlere kolay ve hoş bir bilmece, saklıyor onu iki hece. Çok güzel, aynı anda çok yüce, can değil, aynı çan güle. Melek değil, kanatları yok, uçmuyor. Güneş değil, sıcak ama o yakmıyor. Çiçek değil, çiçek gibi o solmuyor. Bunlar kızımın elbisesi. Bakın bu elbise bu resimde de var. Şu resme iyi bakın. Bu elbisesi. Bakın. Görüyor musunuz? Sakladım. Kadın da bunların bir tanesi var mı acaba, çıkarsın. Bu kızımın anneler günü hediyesi bana ilk. Bakın dişleri demiştim. Burada duruyor. Bakın. İlk çıkan dişleri. Sakladım. Bunu anaokulunda yapmıştı. Ben bütün her şeyini sakladım. Bütün anıları bende. Bu çocuk sıfırdan, o kadının yanına gitsen sıfırdan başlayacak. Hani sorsa o kadına, dese ki bana küçüklüğüme ait bir şey anlat, bir hikaye, bilmez. O istiyor ki elim kolunu sallayarak versin. Kim verir ya? İnsan şu anda ben kedi mi diyorum, kedi mi? Kedim ben evden 1 saat 5 dakika gideyim ya. Acaba Behlül aç mı? Tok mu? Ben bunu düşünüyorum ya. Kendi kararına bırakıyorum ben yine kızımın. Beni de istemeyebilir. Ben yine ölene kadar arkasındayım. Ama bu şekilde kadının dambur dumbur ben götüreceğim, ben istiyorum demesiyle istemiyorum yani. Benim kızım isterse bunu, ben içim yanar, çok üzülürüm, ağlarım. Nisa beni bıraktı derim ama yani gene razı gelirim. ...11 yıl sonra sesini duydum. Sayenizde teşekkür ederim. Rica ederim. Ama kızının da hayatı bu. Sizin sayeniz oldu. Estağfurullah, benim sayemde değil, Cale Hanım izinlerdi sonuçta. Ama yani kızın da böyle bir hayat kurmuş, böyle bir hayat kurgulamış. Şimdi 11 yıl sonra... Kızım hani... bile dedi ki Müge Hanım'la... Müge Hanım diyorum hep çünkü çocuklarım size öyle söylüyor. Ha. Müge Hanım şuradaki resimde bakın ne kadar diyor, böyle yapıyor. Evet. Evet. Hayır sen onları falan boş ver. Bak kızının şimdi bir hayatı var burada, bir düzeni var. Kardeşimi diyor getireceksin diyor. Müge Hanım'lı kardeşi kardeşim ablamı ya gönderecek ne diyor. Ablasına ya söylüyormuş bunu, ben bilmiyorum. Anladım ama televizyonda bak orada değiliz Seyhan Hanım. Beni seviyormuş. Diyorum ki oğlum. Bak ben diyorum ki kızın böyle bir hayat kurgulamış kendisine diyorum. Böyle bir hayatı var. Hani çıkan dişlerini bile saklayan bir kadın var. Yani sevmeden bütün bunlar yapılmazdı. Yani çocuğuna da iyi baktıklarının göstergesi değil mi bu? Müge Hanım ben bir anneyim, ne olursa olsun. Yani 3-5 sene sonra bakın siz de program yapıyorsunuz. Beni cahilime başlayın. Belki konuşmasını bilemem. Yanlış anlaşım olur. Ya sen kendini konuş. Ben niye bir çocuk, benim çocuğum. Evet. Ben bir anneyim yani. Ne olursam olayım bir anneyim. Çocuğumun tırnağına zarar gelsin asla istemem. Ben onlar... İyi olsun, güzel geçinsin, güzel gitsin, kimselere bakmasın diye. Numara yapma, numara yapmadım hiç kalmadı. Ama yemin ederim namusumla yaptım. Namusumla leke yaptı diye dava açacağım ayrıyeten. Allah'ın izniyle size, önce Allah söyler sizin sayenizde. Çocuğumun elinden tutacağım, sizin sayenizde. Evime götüreceğim. Benim kızım seni istemiyor. Kardeşleriyle buluşsun. Küçüklüğünden beri biliyor seni bıraktığını. 6 senenin acısını Allah bilir, ben bilirim. Başka hiç kimse bunu bilemez. Hiç kimse ya bilemez. 5 sene gelmişsin, bir tane çöpünü göster, bir ama sevdiği rengi söyle. Hangi rengi seviyor benim kızım, hangi rengi? Ben sana söyleyeyim mi? Onlar diyorlar ki 2 aylıkken bıraktı gitti diyorlar. 3 kere geldi, 4 kere geldi diyorlar. 3 günlüktü, gecikti, 2 ay geldi, ondan sonra gelmedin. Hastaneden çıktım. Ben 2013'te doğru yapılmış çocuğun ana okuluna giderken. Sen şimdi çocuğu evet. Gidip de çöp kovasına bırakmamışsın. Demek ki senin de başına bir dertlerin vardı. Sen de almışsın 2 aylıkken bırakmışsın. Sonra sen diyorsun ki ben geldim 5 yaşına kadar ama geldim. Bu aile de diyor ki 5 yaşına kadar gelmedi. Bak 5 yaş hatırlanıyor çünkü 4 yaşında benim kardeşim oldu, ben hatırlıyorum. Şimdi anne figürü de hatırlanır. Hani böyle hatırlıyorsun böyle. Ve açıkçası ben öyle çocukluğunu hatırlananlara çok imreniyorum. Ben hatırlamıyorum öyle şeyler. Kare kare hatırlıyorum. O da biraz da annem de anlattı. Ama yine de hatırlıyorsunuz. Ama hatırlıyorum. Şimdi sen mesela 5 yaşında doğum gününü yapsaydın o çocuk hatırlardı. Annem geldi pastasıyla geldi der. Biliyor zaten yani. Çocuk senin bıraktığını da biliyor. Aynısını benim kızım da söyledi, büyük kızım. Hı-hı. Söyler. Dedi ki anne dedi Müge Anlı doğru söylüyor. Çocuk dedi seni 5 yaşına kadar görseydi tanırdı hemen. Evet. Bir yani tane çöpünü göster diyor. Bir de akıllı da bir çocuk yani. Zekası falan gayet yerinde bir çocuk. Çok zeki. Ama diyorum ki yemin ederim baktım. Ben bazı şeyleri söylemek istemiyorum. Sen şunu söyle bana. Bak, ya söyle, ya gelin bak biz burada doğruyu konuşalım. Doğru bak, konuşursak olmuyor. Bir şey deli karşı göster. Taraftaki aile de seni bak, anlar. Doğum günü, ilk doğum günü bakın. Doğum günü ilk doğum günü. Hani, mesela sen derdin de ne oldu? Niye gidemedin sonra? Bir şey geldi belki başına. Bak, hayır başıma hiçbir şey gelmedi. Başıma hiçbir şey gelmedi. Karslı Ali'yi mi buldunuz? Helal olsun vallahi size. Wow. Peki bahsettiğin Karslı Ali Bey. Karslı Ali Bey'in eşi telefon hattımızdaymış. Hanımefendi günaydın. Günaydın Müge Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, günaydın Müge Hanım. Siz nereden tanıdınız Seyhan Hanım'ı? Benim eşimin adını söylüyor. Uzun boylu Karslı Ali. Evet. Sarışın, boynunun arkasında beyaz var. O kadın yalan konuşuyor. Benim kocamı ağzına almasın. Benim eşim ölmüş. 11 senedir ki benim eşim ölmüş. O kadın yalan. Evet, eşim vefat etti. Allah rahmet eylesin. Çok gençti bir kere. Tamam Müge Hanım. Şu anda ha? Ölmemiş olsaydı 30-32 yaşında olacaktı. Eşim sorar mısınız kaç yaşında Ali'nin? Aynı 30-32 yaşında. Aa, zengin miydi diyorsunuz Müge Hanım? Müge Hanım zengin miymiş Ali Bey? Sorun. Ali Bey hayır. Şeyleri kaçonluk edildi biranelerde. Gaznoda. Peki sizin böyle bir bebekten haberiniz var mıydı hanımefendi? Hayır, benim eşim öyle bir şey yapmaz. Ha. O zaman o değildir. Yalan söylüyor bu kadın. O değil. O kimden almışsa doğrusunu konuşsun. Benim eşimi ağzına almasın. Peki siz nereden biliyorsunuz hanımefendinin çalıştığını? Ağzına almasın, resmi gönder. Kaslı, uzun boylu, sarışın. Ne olacak? Boynun burada arkasında ben var. Var mı boynunun arkasında ben? Yok. Yok arkasında ben yok, öyle bir şey yok. Saçının altındadır. Siyah saçlı. Efendim? Siyah saçlı. Tam siyah saçlı. 30 yaşında öldü. Saçları aynı boya gibi sapsarıydı adamın. Yalan söylüyor. Hayır zaten tutmuyor hanımefendi. Bir saniye. Pardon hanımefendi, şimdi siz uzun boylu sarışın Karslı Ali'nin sizin Ali'niz olduğunu nereden anladınız? Dostlar. Terifleyince söyledi. Hani bu dostlarda mı çalışıyordu sizin eşiniz? Evet. O zaman sizin eşinizden bahsediyor, tamam. Evet benim eşimi katmadı. Tamam, yaşı da tutuyor. Peki sizin eşinizin herhangi bir fotoğrafı var mı bize gönderebileceğiniz hanımefendiye göstereyim? Eşim benim evim yandı ya, o zaman fotoğrafları kayıp oldu, ben gönderemem. Kaç sene oldu öyle eşiniz? 15 senedir. 15 sene. 15 sene ben 11 sene. 15 sene evvel öldüğünde kaç yaşındaydı? Bir dakika o değil. 15 sene yani kaç yılında vefat etti? Kaç yaşında evlendi? Vallahi o kadar canım. Ben rahatsız olduğum için kaç Hayır hanımefendi, çocuk 12 yaşında da eğer 15 yıl önce öldüyse zaten çocuk ondan olamaz, o yüzden diyorum. Hayır eşim öyle bir hata yapmazdı benim eşim. Ben anladım, ben de öyle bir hata yapmayacağına inanıyorum da hanımefendi. 15 yıl önce mi öldü, 12 yıl önce mi öldü mesela? 15 senedir benim eşim öleli. 15 senedir. Kaç yaşındaydı öldüğü zaman? Söyledim, benim eşim ağzını almasın. Bir dakika hanımefendi. Eşiniz Allah rahmet eylesin öldüğü zaman kaç yaşındaydı? Eşim 30 35 yaşındaydı. Öldüğü zaman? Evet. Yani yaşasaydı şimdi 50 yaşında olacaktı. 52 yaşındadır. Buyur. O değil. O tamam. O zaman... Ya o değil de ne yani. O değil yani şimdi Dostlar Binanesi'nde kaç tane yani, sarışın Karslı Ali uzun boylu olacak? Bütün Karslı Aliler orada mı toplandı? Zaten Dostlar Binanesi 15 yıl önce kapanmış. Bu çocuğun yaşıyla ilk zaman dedi ya, trafik kazasında öldü Ali Bey. Trafik kazasında mı vefat etti eşiniz? Benim eşim trafik kazasında mı vefat etti eşiniz? Evet. O zaman senin bahsettiğin bu kişi. Hayır, sonra yaşında. Hayır, o yalan söylüyor. 52 yaşında diyor. Ali benden çok küçüktü. Peki sende resmi var mı? Bende resmi yok işte. Olsaydı zaten konuşurduk. Tamam biz Ali Bey'in yok mu herhangi bir resmini bulamaz mıyız? Sen görsen tanır mısın? Görsen fotoğrafını tanırım. Görsen. Evet. Ya bu kadın sen de hemen kadın öyle söyleyince diyorsun ki tamam o değildir. Ama hayır 52 yaşında diyor. Ali benden küçüktü. Genç o dönem vefat ettiğinde 30-35 yaşlarındaydı diyor. 30-35 yaşında da yoktu. Ben tanıştığım zaman Ali ile Ali 22-23 yaşındaydı ya. Allahu ekber ya. Allah. Size öyle gelmiş olabilir. Belki genç mi gösteriyor? Biliyorum çünkü uzun boylu derken çok uzun boylu değildi ki orta boylu. Ama, sarı saçlı. Ama şimdi bak hanımefendi de ben teşekkür ediyorum. Kaç yıl sonra aramış yani yo, Dostlar Kıraathanesi'ndeki Ali benim Ali'm diyor. O değil ama onun söylediğini anladım ben o değil. Başka. Kaç tane Karslı Ali çalışacak orada? Tutuyor. Bakarsan. Ha? Onu bilmiyorum. Olsun. Ama bir de mümkünse bu konuyu konuşmayalım. Çocuklarım seyrediyor. Rahatsız olmuşlar. Adamlar benim de kızımın bir hayatı. Çünkü adam öldü denilmiş. Peki Seyhan Hanımcığım peki o 11 yaşındaki çocuğun hayatı peki bu insanların hayatı. Biz de yayınlamayalım hiçbir şeyi. Ben bizim kendi soyadımı alacağım. Hiç kimsenin soyadını almayacağım. Ama o ya, değil önemli olan. Şey şimdi sizin hakkınızdaki iddia 11 yıl sonra ortaya çıktığınız için çocuğun babasının mal varlığından faydalanmak istemeniz. Benim eşimin bir şey yok mu? Evet, çevresi yok. Tamam. Şimdi onun babasını bulacağız ki gerçekten doğru mu değil mi? Adam varlıklı da bir adamsa falan tabii ki yine çocuğuna yardımını yapar. Kimin nüfusunda olursa olsun. Müge Hanım bu kadının bir amacı var almak istemesine. Ama size bir şey var. Evet. Kesinlikle bakın hakaretler ediyorlar ama. Bak şimdi Seyhan'cığım bak lütfen çok rica ediyorum. Size yeminle söylüyorum. Sen kendine yıllar sonra bir hayat kurmuşsun değil mi? Evlenmişsin, barklanmışsın dediğine göre çoluğun çocuğun da var. Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Sen şimdi buraya geldiğin zaman, Jale'yi bulduğun zaman, Jale'nin sana da şunu söyleyeceğini tahmin ediyordun. Öyle değil mi? Evet. Bunların ortaya çıkacağını da biliyordun. İnsanların bağlanacağını da biliyordun. Evet. Bunu göz alarak buraya geldin. Evet. O çocuğun seni istemeyeceğini de tahmin etmeliydin. İşte 11 sene sonra selamun aleyküm, aleyküm selam. Aa size anne diyebilir miyim? O Türk filmlerinde olur. Şimdi... bunu da biliyordun. Şimdi diyor ki o zaman izleyenlerde niye geldi Seyhan Hanım buraya? Amaç ne? Buraya mı niye geldim? Hayır yani niye 11 yıl sonra aradı? 11 yıl sonra aramadım. Ben aileyle konuşmak istemedim. O zaman biraz sinirlerim geriliyor. Neden? Yalan konuşuyor. Tamam, neden televizyonda çıkmaya cesaretim yoktu. Yemin ediyorum. Cesaretim yoktu. Hiç yoktu. Şimdi de gelemiyordum. Bir bayan polis memuru var ismini de söyleyebilirim. Aramızda kalsın dedi bana. Tamam. Dedi ki bak dedi sana dedi üzüldüm acıdım evlat hasretiyle. Evlat hasretiyle olduğun için anlıyorum seni dedi. Müge Anlı'ya git dedi. Derdini anlat dedi. Ondan başka hiç kimse de çözemez seni dedi. Senin işini dedi. Ben de öyle oldu böyle oldu çocuklarımla konuştum. Dedim ki böyle böyle eşime de söyledim. Evliyim şu anda. Git dediler. Ve o cesareti onlardan aldım. Bir de o polis memuru da söyledi. Cesaretine gerek öyle cesaret ettim, dua ettim. Ve sizi aradım Allah razı olsun. Geldi aldınız. Tamam. Şimdi bak, bizim de burada devam eden konularımız vardı. Bak hatta kart burada. Çocuk bakıcısı tarafından kaçırıldı. Ben hatta ilk okudum böyle dedim. Dedim ki nasıl yani bakıcısı tarafından kaçırılmış dedim. Böyle bir şey oldum. Biliyorsunuz çocuk deyince içim bir kötü oluyor. Kaçırıldı çocuk deyince aman gelsin Seyhan Hanım dedim. Sonra... Jale Hanım hatta dün de söyledim bağlandı yok çocuk ondan mı bundan falan dedim ki herhalde bu kadın da biraz dedim, zaten. Yani çok normal değil onun yüzüne de söyledim. Evet. Ondan sonra Jale Hanım oturdu düşündü ve gayet sakin bir şekilde buraya geldi. Fakat şimdi dün de sana anlatmaya çalıştım bir şeyin orta yolu vardır ya. Evet. Şimdi istemeyen bir çocuğu alıp kolundan götürmenin ne anlamı var? Bu aile bakmış Bakmışlar yani. Hani evlerine gidiyorsun. Gerçekten çocuklara Müge kendi çocukları gibi bakmışlar. Evet tamam, ben bir şey demiyorum. Bakmış da 6 senedir görmüyorum ben çocuğumu. Ya ben yalan söylemiyorum. Yalan söylemiş olsam yemin ediyorum karşınıza çıkıp da gelip böyle oturup konuşmam. Eğer gerçekten de bunların dediği gibi olsaydı ben herkesin içinde de söylerdim. Yaptım ya, gelemedim. Manzeretlerimi söylerdim. Evet, onları söyle diyorum ben de. Onları söylerdim. Ve gelirdim, aynı şekilde söylerdim, özür dilerdim, elinde öperdim, ayağında. Ama beni, bakın. Ya sen eğer öyle yapsaydın, bak size soruyorum. Bunlar gittiği yerde, buraya gelip, ben çocuğumun saçının telini size ne başkasına vermem. O benim çocuğum, benim. Devlet var ya, o benim çocuğum, benim. Ne zamana kadar arkasında kalacaksın? Televizyonlarda görüyorum, televizyonlarda görüyorum. O çocuk 2 sene, 3 sene sonra çıkacak televizyona, ya Müge Anlı ya bir yere. Çıkacak Müge Anlı. O çocuk çıkacak, anneyi arayacak, anneyi. Adam 50-60 yaşına gelmiş, annesini arıyor, annesini öz anneni arıyor diyor. Çok katılıyorum sana ve ben seninle ve kardeşlerinle de görüşmesini çok isterim ama diyorum ki dün eğer geldiğinde çocuğumu kaçırdılar yerine deseydin ki bıraktım, ben 11 yıldır bıraktım, bakamadım, başıma da şu işler geldi. Evet. O zaman ben Jale Hanım'a derim ki Jale Hanım, hani insanın başına her şey gelebilir. Tamam. Bakmışsınız, büyütmüşsünüz ama iyi niyetinin kurbanı oldu. Yemin ediyorum size, iyi niyetimin kurbanı oldu. Size yemin ediyorum. Müge Hanım sorduğu Allah'ın huzurunda. İyi niyetimin kurbanı oldum. İftira atmasınlar, iftira atmasınlar. Zaten şu anda yemin ediyorum ki çok özür dilerim. Kendimi zor tutuyorum. Ne olursa olsun ya. O benim çocuğum, o benim çocuğum, benim. Onu ben de oldum. 5 yaşına kadar da baktım. Çocuk sizi tanımıyor. Ben merdivenden indiğim zaman Jale beni arıyordu, bazı ufak tefek şeyler söylenmez. Bana diyor ki Konduran, bu kalp krizini geçirmiş bunların yüzünden. O kadarını bilemem. Kadın kendisi söylüyor. Bunun dedesiyle evliydi. Şu kadının babasıyla evliydi. Ama ne alakası var konumuzda? Jale'nin akrabası. Yani bunlar beni hasta etti. Beni de hasta ettiler. Kadın bir yerden, ondan sonra o kadının sözleri aklıma geliyor. Haklıymış diyorum. Hayır, ben sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi Jale Hanım dese ki tamam gel bugün al çocuğunu götür dese. Alıp götürecek misin yani? Ya kardeşleri bekliyor. Ya kardeşleri bekliyor da çocuğun burada bir okul hayatı var. Bir düzeni var. Alıştığı bir aile var. Sen bir anne olarak onu o düzenden kopartmaya kıyacak mısın? Müge Hanım, şimdi bizim yanımızda olursa emin ol, o ablası, kardeşi, onları gördüğü zaman... Hayır, şu an için söylüyorum, kıyacak mısın yani? Alışamaz. Ya sizin huzurunuzda, sizin sayenizde eğer hani psikolog falan konuşursa... Anlatırsa, yani iyilikle, güzellikle olsun. Kediyi bile ben alıştıramıyorum. Kötülükten olmasın. Rica ediyorum, ne olursunuz. Hani ben de anlayayım, o çocuk benim çocuğum. Ya vallahi. Yani ne zamana kadar koruyacaklar? Allah'ınızı severseniz. Çok bilindik bir hikaye vardır. İki anne gelir, ikisi de çocuk benim der. Denir ki ortadan ikiye keseceğim o zaman. Bir tarafını, parçasını sana vereceğim, bir parçasını sana. Bir anne çocuğun üzerine kapanır. Der ki tamam. Diğerinin olsun, 2 parçayı ayırma, öldürme der. Yani o zaman da denir ki aa bak işte ayırma denen gerçek anne, çocuğun ölümüne izin vermeyen gerçek annedir denir. Şimdi ben size diyorum ki bu çocuğun orada bir hayatı var. Bak Jale Hanım yayında da söyledi, şöyle bir şey söyledi. Dedi ki eğer Seyhan Hanım'ı tercih ederse içim kan ağlar ama ben yine de çocuğuma saygı duyarım dedi. Tamam. Mecbur saygı duyacak. Niye mecbur diyorum? Çocuk benim çocuğum. Alacağım yani o çocuğu. Seyhan Hanım. Peki siz saygı duyacak mısınız çocuğun? Siz saygı duyacak mısınız çocuk Jale Hanım isterse? Kimin? Çocuk beni, ya sizin sayenizde isteyecek beni. Hayır, ben ne yapabilirim? Hayır, çocuk size gelip Seyhan Hanım ben kendi ailemle yaşamak istiyorum derse. Müge Hanım tek bir şey söyleyebilir miyim? O zaman senin tavrın ne olur? Sen bana onu söyle. Benim tavrım ne olur? Ben uğraşırım. Almak için yine uğraşacağım. Müge Hanım tek bir şey söyleyebilir miyim? Tek bir şey Müge Hanım. Ama Müge Hanım bir dakika, bir beyefendi telefon attığımızdaymış. Efendim günaydın. Günaydın Müge Hanım. Hayırlı yayınlar. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Siz bu Ali Bey meselesini biliyormuşsunuz. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Dostlar divanesi diyorduk biz oraya seneler önce. Evet. Sahibini de tanıyorum. Rahmetli oldu. İsmini vermek istemiyorum. Oğlumu da tanıyorum. Bütün ailesini tanıyorum ben. Hı. Doğru söylüyor. Altında kafe vardı. Peki patronun ismi neydi? O oğlun ismi neydi? Orayı çalıştıranın. Doğru, 2 Ali çalıştı. Biri Karslı, rahmetli oldu. Diğerinin nereli olduğunu bilmiyorum. O da mı Karslıydı? Onu bilmiyorum. Şu anda da 40 yaşlarında filandır. O zamanlar çok gençti o. İki tane Ali vardı yani. Tabii. Ama Ali kafede çalışmıyordu. Üstte barda çalışıyordu. Senin Ali hangi Ali'ydi? Ben hanımefendiye bir şey soracağım. Bir şey, buyurun. Çalışıyordum dedi. Kafeyi kim çalıştırıyordu o zaman? Patronu kimdi? Patronu bina kendisininmiş. O zaman orada kızlar vardı söylemişlerdi bana. Yanılmıyorsam eğer Zeki Bey vardı. Sordum, vefat etmiş o da. Oğlu da vefat etmiş Zeki Bey'in. Sadece bir kızı oradaymış. Bana öyle söylenildi. Doğru, aynı yerden bahsediyoruz. Doğrudur. Zeki Bey de vefat etti. Oğlu Mustafa Bey'di. Yani senin patronu, orayı çalıştıran Mustafa Bey'di. O da rahmetli oldu. Tamam, Allah rahmet eylesin. Siz de diyorsunuz ki gerçekten herkes iki Ali vardı. Biri Karslı olan sarışın. Doğru, rahmetli oldu. Allah rahmet. Diğer Ali de mi sarışındı? Karslı mıydı? Evet, diğer Ali ondan daha da sarı. Kızıl saç. Yani biz affedersin, havuç diyoruz biz ona yani. Kızıl saçlıymış. Evet. Kızıl saçlı değildi aynı. Yani. Sarı saçlı. Ya. Sarı derken öyle sapsarı değildi ama böyle. Sapsarıydı. Saçları yok, çok sarı. Yanlış anlamayın, ben oradan kuruluşundan... Yok, rica ederim, teşekkür ederim ama saçları sarıydı o adamın. Kuruluşundan kapanışına kadar orada bütün çalışanların hepsini bilirim. Artı orayı, o zaman Diyarbakırlı Fahri abi de bilirsiniz. Orayı başından sonuna kadar o işletme yaşıyor şu anda yani. Ona tamam, siz de yani diyordunuz ki iki tane Ali var. Bir tanesi vefat eden az önce eşinin bağlandı. Diğer Ali daha gençti, şu anda 40 yaşında falan olmalı demişsiniz. Evet, hala elektrasinolarda hala çalışıyoruz. Peki onun nereli olduğunu biliyor musunuz? Onu bilmiyorum işte. Diğeri doğru. Hanımefendi bağlandı. Ama o da o 40 yaşında olan da kızıl saçlıymış. Kızıl saçlı değildi. Kızıl değildi öyle o kadar da kızıl değil ama orijinal saçlı yani, boyama değildi. Boyama değil ki, adam zaten gençti ya, saçlara sarı diyorum, sarı. Tamam, doğru, şu anda da genç zaten, bizden küçük, en fazla 40. Peki o hayatta mı, onu bulabilir miyiz? Tabii. Bulabiliriz derken araştırmam gerekiyor şu anda. Kendisi. Tamam, çok teşekkür ediyorum. O zaman onu da bir bulalım. Beyefendi sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Yani tamam. Adam zengin falan değildi. Sen bak hani bence... Kars'ta hani öldü, oradan da babadan bir miras kalır falan diye düşündün mü hiç? Ben burada geldim, onu buradan Müge öğrendim. Hanım, onun bir amacı var da. Ben çocuğumun Müge bir saçın teline dünyayı bağışlar mıyım acaba? Çocuğumda kızıllık var mı? O bağlanan da yalan söylüyor, kesin bunların tarafıdır. Kızıllık, sarışınlık var mı? Yok, alakası yok. Siyah saç. Benim eşimin saç rengi. Bebekken sapsarıydı. Kömür gibi. Bebekken. Simsiyah, sapsarıydı saçları. Sarı değil Müge Hanım, resimleri gördüm. Benim oğlum da sarışın. Oğlum 5 yaşındaki oğlum. Gitgide o da dönüyor. Saçları iyice dönüyor. Müge Hanım, bebeklik resimlerini getirdim. Ama bebeklik saçları kendine konuşmasın. Kendi doğursun, ondan sonra konuşsun. Fotomontaj mı yaptık fotoğraflara? Eskiden fotomontaj da yoktu ki yenge. Yok, fotoğraflar. Seyhan Hanım, bakın. Allah siz şimdi bu çocuğu doğurmuşsunuz. Çok net, tamam. Ama bir gerçek var. Bakın, ailenin elinde çocuğun çıkan ilk dişi. Evet. DNA'ya göndersin yani Nisa'nın. Onlar bakıyordu. Hepsi bu ailenin elinde. O bakıyordu. Şayet bakan değil. Akşamları alıyorum diyordunuz. Alıyorum. Hafta sonları alıyorum. Canım şahitlerim var, alıyorum. O diş sizde olurdu. Bu bakıcı bir aile olsaydı size derdi ki bebeklik eşyaları sende olurdu. Evet. Şu olurdu, sizde de kıyafetleri olurdu. Onlar söylemezler. Benim resim çektirdiğim albümümü getirsin, benim atmasın. Ya, sizin resim çektirdiğiniz albümün onlar da ne işi var? Sizde olur. Albümü niye çalacağım? Milyonlarca resim var. Sana bir şey söyleyeyim mi? Kalmış bu çocuk. Hayır, ben çocuklarımın dişini tutmam ki. 3 tane çocuğum var. Dişi düştüğü zaman ya okula atıyorlardı. Ya bir dişleri çıktığı zaman hani büyüklerimiz öyle söylerdi. Bile de kalmış. Cahillik bile artık işte. Tamam, damat diyor da diş saklamayın. Bebeklik eşyaları. Hayır, bir eşyası, bir ayakkabısı. Onunla beraber bir tane resim kanıtlayacak. Ya götürdü kadın, her şeyini götürdü. Kaybetti, yok etti. Seyhan Hanımcığım, şimdi bunlar çocuğun bakıcısı değil mi? Bundan 6 sene evvel de cep telefonu yine herkesin elindeydi. Senin de bir cep telefonunda yok mu bu çocukta bir tane fotoğrafı? Yani ben telefonda çekmedim hiç resmini çocuğuma. Neyle çektiler? Evde resim, şu fotoğraf makinesiyle çektirdim ben onları. 6 yıl önce. Evet. O resimler nerede? İşte abim yaptım, geldim buna dedim ki bak Yağmur'la resimlerimi izledim. Ondan sonra benim kızım ta o zamandan bakın. Uyanmamışım. Benim kızım aldınız. Benim kızım diyordu. Yağmur benim kızım. Ya ben Seyhan abla sen dedi. Bıraktın? Engin dedi bana dedi resmi nikah yapıyor. Aa dedim ya, resmi nikah yapıyor dedi. Resmi nikah. Kendisi ne söylediyse. Çocuk zaten konuşma. Hayatın ne katıyorsun sen? Kendisi bana ne söylediyse onu söylüyorum. Ben de dedim ki resmi nikahını yaptık. Çocuğumuz olmuyor. Hayatım ama resmi nikahlılar yok problemleri resmi nikahta. Ben baktım evlilik cüzdanına. Hayır o zaman yoktu. Nasıl? O zaman yoktu. Ama kendisi söyledi. Anladın ya. Neye ilgilendirir? Evlenmişler. Nereye geleceğim ama? Müge Hanım. Nereye geleceğim ama? Konu o değil. Diyor ya çocuğu alamazsın, veremezsin, götüremezsin. Sayın Hanımcığım ben sizden şunu rica ediyorum. Lütfen. Tek bir şey bana diyeceğim. Bir kare çocukla 5 yaşında, 4 yaşında, 3 yaşındaki bir halini gösterin. Bak bunu ben istemeyeceğim. Ben karar merciği ben değilim. Siz bununla ilgili mahkemeye gittiğinizde de hakim sizden bunu isteyecek. Ben burada onun aslında ön çalışmasını yapıyorum. Tamam tek bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi o çocuğu vermem etmem diyorlar ya. Duygusallık yapıyor. İşte giderse ağlarım sızlarım. Annenin yüreği yandığı gibi onların yüreği yanmaz. Ya 11 senedir kesinlikle, kesinlikle. O çocuk Müge Hanım, o çocuk ama 3 sene ama 5 sene sonra gelecek buraya. Ben nasıl geldimse o da gelecek. Müge Hanım. Müge Hanım'la diyecek, lütfen annemi bulun bana diyecek. Ya desin, şimdi aklı yetmiyor. Benim kızım desin, desin. Şimdi aklı yetmiyor ama 3-5 sene sonra emin olun, emin olun gelecek size, buraya gelecek. Çok akıllı. Müge Hanım diyecek, lütfen ben annemi arıyorum. Ben bağlantınızı kesmenizi arzu etmem gerçekten yani. Ona da katılıyorum. Kardeşlerini de tanıması lazım. Onlar da isterler. Evet. Ama hani onun yolu bu değil. Yani onun yolu Cale'nin saçını başını yolacağım değil. Ben sana dün de söyledim. Müge Hanım kardeşleri bekliyor. O benim çocuğum. Yani Allah benim çocuğum ya. Ben onu alacağım ya. Olduğunu zaten biliyor benim kızım. Ben onu önce Allah'ın sonra size. Hayatım senin kardeşleri şimdi görsün mutlu olsun diye çocuğu oradan. Kardeşleri bekliyor. Kardeşleriyle görüşsün lütfen rica ediyorum. Yemin ederim şimdi kardeşleri benden sürpriz yapmamı bekliyorlar. Ya yavrum görüşsün onlar da ona karışamazlar ki zaten kardeşleridir görsün. Yarın bir gün otobüste karşılaşıp biriyle kavga etsen. Biz kaçmadık. Kardeşin mi çıkacak o değil mevzu. Mevzu başka bir şey. Mevzu siz diyorsunuz ki resmi ben 5 yaşına kadar benim olan gördüğüm bir çocuğu 5. yılın sonunda aldılar götürdüler diyorsunuz ya. Evet. Ben de diyorum ki cüzdanınızda en azından şöyle bir küçük bir fotoğrafı olur. İşte eşek kafamdan çektim eşek kafamdan. Özür dilerim. Niye biliyor musun? Yok bu gerçek ama. Yemin ediyorum size bakın resimleri de var da benden ablasıyla. Ya ablasıyla kanıtla desteksiz atma. Kanıtla resimlerde göster. Bakar mısın dedim. İyi niyeti gördüm. Bunlar dedim ki artık güvendim ya. Ablası geldi mi hiç onların evine? Vallahi billahi. Hayır benim evime geliyordu kızım. Benim evime. Malatya'dan benim yanıma geliyorlardı çocuklar. Peki madem o çocuklar geldi niye almıyordunuz bebeği biraz sizde kalsın? İşte vermedim. Abimle o zaman götüreyim de dedim. Bakın ben yanlış anlaşılıyorum. Anlatamıyorum kendimi. Dedim ki Cale dedim. Bak bak kızıma bak büyümüş dedim. Evet Seyhan abla benim kızım dedi. Büyümüş dedi. Ve o albümüm orada kaldı. Size yemin ediyorum. Ya albüm haricinde hiçbir fotoğrafın yok mu? Vallahi ilahi başarılı. Bebekte kıyafetleri. Lütfen kızım bağlar mısınız? Bebekte kıyafetlerini buraya alsın. Hastanede kayıtları olması lazım bu çocuğun. Bütün bebekte kıyafetleri orada. Onlar da artık bana baka psikoloji bozuldu. Tamam peki şöyle bakalım siz bu çocuğu nerede dünyaya getirdiniz? Senin üzerine. Ha, 2-3 hastane dedi. Müge Hanım tek bir şey söyleyebilir miyim? 2-3 hastane el değiştirdi dedi. Gittim doğum kağıdımı kaybettim dedi. Rica ettim. 11 yıl önceki doğum kağıdı kaybolmaz. Kaybolmaz. 11 yıl önceki çünkü bilgisayarlı sistem kaybolmaz. Ben de dedim evet aynısını. Lütfen deyin ki sorun beni de görürler televizyonda. Tamam ona da bakalım bir kere. Bu bayan geldi mi gelmedi mi? Bana denilen şu. Dediler ki burası 2-3 belki de 4 hastane. Müge Hanım bir şey söyleyebilir miyim? El değiştirdiği için özel hastane olduğu için şimdi 2007 tamam, öyle olmaz diyorum ben sana bunu diyorum. Şu anda dedi bulamıyoruz dedi yok dedi. Kimliğinizi verin dedi kimliğimi verdim diyor ya yok göstermedi dedi. Diyor. İstanbul'un içerisinde oturduğumuz ya İstanbul içerisindeyiz biz. Ankara'ya gideriz Antalya yurt dışına Almanya'da işim Almanya Zerlon doğumlu. Neden İstanbul Kartal yani neden yine İstanbul içerisinde duralım çocuğu kaçıralım da. Abi 11 yıl içinde 11 yıl boyunca çocuğun bir sürü hastane kağıtları var bizim doktora götürdüğümüz kimlikleri. Ben de varım onları da götüreyim. Sen bakıyorsun bu çocuğa. Ya böyle bir şey olur gece 3'te hastaneye götürürsün biliyorum. Sizin iddianız ne bu anne ne kadar durdu yanında? Müge Hanım siz röportaj yaptınız binadakilerle. Bunlar var sizin elinizde şahitler var. Ne kadar kaldı sizin? Yani... 2 ay gördük biz kadını. Ondan sonra... anne başından beri gider başvururdu. Tek Gülay Hanım. Kaçırılan bir anne çocuğunu başvururdu. Diyor ya 5 sene boyunca görüşün, 5 sene sonra kaçırdı. Örnek vereyim, öyle olduğunu düşün. Sen üzerine niye adres almıyorsun? Niye 5 sene sonra kaçayım ben? Kendi kendine cakça konuşma yalandan. Rol yapma, sen rol yapmaya çalışıyorsun. Hangi yerde kalıyorsun? Üzerine niye adres alıyorsun? Bir tanesi mantıklı geliyor mu? Peki şöyle söyleyeyim. Babasını sizin Seyhan Hanımcığım. Sizden o sırada bir evde yaşıyordunuz ya. Çocuğu da alıp götürüyordunuz ya ablası falan geldiğinde. Tamam, sizin orada bir komşunuzu bulalım çocuğun getirdiğine de. Ben sizin lehinize bir şey söylüyorum. Sizin yaşadığınız apartmana şimdi gideriz. Çocuğu alıp ablası da geliyormuş ya Malatya'dan. Ablası beraber kalıyormuş. Gelirdi kızım yanıma. Tamam, bebeği de getiriyordunuz ya. Evet getiriyordum. Tamam, komşular da görmüşlerdir. Bir tane komşu bulalım. Tamam. O zaman siz de haklı çıkmış olursunuz. Evet. Tamam bulalım, buyurun. Hadi. Tamam, hatırlıyor musunuz işte nerede yaşadığınızı? Aynı babasının olayına çevirme ama. Kartal Çavuşoğlu değil de Çavuşoğlu'nun... Dur hatırlayacağım yani. Bir bakıcım daha vardı tamam, çünkü. Gülten isminde. Var. Gülten Bayan bir kızı vardı Dilek isminde. O kime bakıyordu? Yağmur'a baktı. O da Yağmur'a baktı. Bunlar diyor ya bu sene bu kadar sene bizdeydi diyor ya. Onlar da Yağmur'a baktılar. Tam oturduğun ne zaman baktılar onlar? Ben biraz sinirliydim. Söyleyemiyorum bazı şeyleri, özür diliyorum. Niye söylüyorsun? Şunları görüp sinirlerim bozuluyor. Kaç yaşındayken baktı onu? Onu kaç yaşındayken 5-6 aylık vardı ama yaş değil. Allah 5-6 aylık. Tamam, kimdi onun efendim? Kebricim, onu da bulalım. Gülten Hanım, Kartal'da oturuyor Gülten Hanım. Kartal'da Gülten Hanım. Yağmur'a baktı yani, bayağı baktı. Siz orada nerede oturuyordunuz? Komşularınızdan gören... Orada hemen evimde yakındı oraya. Evimiz karşılıklı. Tamam da önce Gülten Hanım'ı bulup şimdi adresini soramam. Siz adres verin ki oradan gideyim. O kadar da artık ne yapayım hani... Hani Kartal'da nerede? Yani kusura bakmayın. Hayır Kartal orayı ben o mahallenin ismini öğrenirim. O mahallenin ismini öğrenirim ben. Gülten Hanım bağlanır buraya söylesin. Tamam, Gülten Hanım bağlanır da. O da bakıcı, benim anam değil babam değildi yani. Tamam, Gülten Hanım zaten ben 6-7 aylıkken baktım diyorsa her şey ortaya çıkar. Evet çıkar. Yani söylesin, bağlansın, söylesin. Oturduğu evde peki bunun ama çok küçükken halleri var. Sonra niye onlardan aldığınızda tekrar Gülten'e verdiniz? Belli resimleri gördüm. Ya dedim ki birkaç ay dedim Gülten abla sen bak dedim. Hiç ondan sonra bu... Hiç anlamadım. Şunu söyleyemiyorum. Hangisi bunların? Şu kadının babasıyla evli Fatoş abla. Bunların. Şu adamın dedesi yani. O adamla evli. Bunları şunun da akrabası. Zaten çocuğun küçük olduğu belli olsun. Bana dedi ki yeni doğmuş olduğu. Hayır, sizden hiç alındı mı çocuk? Hiç görmüyorsunuz. Hayır yani onlara geldiğinde bebek gerçekten bir iki aile. Gülten Hanım'a gördüm bak da evimin yanında. Tamam siz o zaman bir dakika. Hepiniz aynı anda koşun. Bir iki aylıkken verdiniz. Evet. Sonra geri aldınız. Sonra Gülten'e verdiniz. Gülten Hanım aldı. Sonra Gülten'den tekrar geri alıp onlara mı verdiniz? Evet. Niye verdim? Fatoş Hanım bana dedi ki Seyhan dedi bak buna bir diyor, bu diyor ki bir torunum diyor buna. Bunların ne söylediği belli değil. Bu diyor ki ben şu anda dilim dolaşıyor sinirden, özür dilerim. Şu diyor ki benim diyor. Tamam sen niye aldın benden diyor ki, Fatoş abla diyor ki şundan için bayanlar için. Bu diyor benim diyor torunum diyor. Bu diyor ki o biri benim teyzem diyor. Ya bu benim teyzem. Hayır. Bana dedi ki niye Gülten'den alıp bunlara verdiniz tek kelime? Gülten bakmayacağım mı dedi, ne oldu? Hayır Gülten dedi ki ben rahatsızım dedi. Şeker hastasıyım. Tamam, tam cevap bu yani. Daha önceki kızıma da o baktı. Çalışıyordum. Bir kuruş parası bir şeyse eksik olmuş mu? Seyhan Hanım'ın kızlarına bakan Gülten Hanım'ı arıyoruz o zaman. Evet lütfen. Tamam, bir de Ali Bey'i arıyoruz. Müge Hanım, siz resimden gördünüz. Çocuk kıpkırmızı et parçası gibi küçücük yani yeni doğduğu belli. Eşimle resmi var. İşte ben işe gidiyordum, gör çocuğa ne yaptınız? 11 senedir yemin ediyorum buradan gitmeye nasıl olmaz. Onu boş verin. Öbür kızına baktı da. Acaba Gülten Hanım öbür kızına baktı da. Kafayı mı karıştırıyorsun? Evet. O çocuk size kalmayacak. Beklenen hocamız geldi. Profesör Doktor. Tamam. Engin Bey. Ersi Abacı Kalkoğlu, hoş geldiniz hocam. Aa, benim güzel hocam gelmiş. Nasılsınız? Çok hoş geldiniz efendim. Biraz yer açsanız. Merhaba efendim. Hoş geldiniz Ersi hocam. Evet. Merhaba efendim. Buyurun. Ve elinde beklenen zarf var. Peki kimin adına zarf? Tabii ki sizden. Çok teşekkür ederim. Zarf benim adıma, imzalı, mühürlü. Ben de hep yayında öğrenmek istiyorum. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Gayet iyi, teşekkür ediyorum. Siz de gayet iyisiniz. Gayet iyiyiz, çok dinamiyiz gördüğünüz gibi konuklarımızla beraber. Ve beklenen sonucu açıklayacağız. Acaba 4 yaşındaki Görkem Faruk'un oğlu mu? Ama bunu ben yapmıyorum arkadaşlar. Gerçekten benim elimde değil yani. O senin çocuğun değil, kabullen. Bu çocuk benim oğlum. Öyle de kalacak. Tüm iddialar yanıt buluyor. Gerçekler ortaya çıkmalı. Her zaman onun taraftarıyım. Senin olduğuna inanıyor musun? Evet, inanıyorum. DNA testi çıktı, alacağım oğlumu. Hiçbir şekilde çocuğumu bırakmayacağım. Beklenen DNA testinin sonucu bugün açıklanıyor. Az sonra Müge Anlı'da. Birgül'ün biliyorsunuz bir iddiası var. Boşanırken çocuğumun velayetini ben babasına bıraktım ama en baştan beri zaten babası o çocuğun biyolojik olarak kendisine ait olmadığını biliyordu. Şimdi de ben hayatımı toparladım, çocuğumu geri istiyorum diyor. 4 yaşındaki çocuğunun babasının eski eşi olmadığını söyleyen Birgül Memiş, Ardahan'ın Koyunpınar köyünde yaşayan oğluyla aylar sonra programımız sayesinde bir araya geldi. Tamam, gel babana götür. Müge abla o an gerçekten kaçmasını beklemiyordum. Oğlunun kendisini istememesi üzerine gözyaşlarına hakim olamayan Birgül Hanım'ın iddialarını eski eşi Faruk Aydın'ın anne ve babası ilk kez duyduklarını söyledi. Böyle bir şey kullanmadı. Bu beden benden gidenecek, ben bu çocuğun kölesiyim. Ölene kadar bakacağım. Bu yayında bu şimdi işittim bunun bu olayları. Daha önce ben bu olayları falan bilmiyordum. Yalan var Müge abla. Ben herkese tüm gerçeği anlattım. Faruk hatta susturdu beni, ailem benden bilsin dedi. Tamam, o zaman bilmiyorlar işte. Köyde komşularla da konuştuk. Geldi çocuğu bıraktı gitti. Kapı komşuyuz. Kötü bakılsa ben bunu bilirim. Çok güzel bakıyorlar. Bakımı çok iyi burada. Babası bakması daha iyi. O bakamaz. Çocuk geldiğinde hastaydı. Çocuk muydu, Laylon bebeği miydi? Yani öyle bir çocuk geldi buraya. Getirdi kendisi koydu. Hiç bakamıyor. Madem ki bu çocuk bundan değerliydi, niye üstüne kayıt yaptırdı? Niye buna teslim etti? Niye verdi? Kimden aldıysa ona vereydi. DNA testi yaptırmak için geldiği İstanbul'da stüdyomuza konuk olan Faruk Aydın eski eşinin iddialarına yanıt verdi. Sen inanmadın çocuğun senden olmadığına değil mi? Evet. Bundan bir ay önce bana işte mesaj attı. Ama diyor ki o bir ay önce değil, ben hamile kaldığım andan itibaren söyledim diyor. Hayır, yalan söylüyor. Sen yalan söylüyorsun, senden değil o çocuk. Bunu kabullen. Öyle bir şey olay olsa ya o günü boşardım. Yalan söylüyorsun. Ya hiçbir erkek böyle bir durumda kabul etmez. Sokakta kaldım, nerede kaldığım belli değil dedi, hamilesin dedi. Ben de ona gerçekleri anlattım. Şu an çok yalan konuşuyor. Hayır, yalan söylüyor. DNA testi yaptırmaya hazır olduğunu söyleyen Faruk Bey, çocuk benden olmasa dahi bakmaya devam edeceğim dedi. Senden olmayan çocuğa nasıl bakabileceksin hala? Benim o benim, senin değil. Senden alakası dahi yok. Bitti, unut. Sen de ailen de silin Görkem'i, alacağım ben. Bu böyle iddia ediyor. Sonuç ne çıkaracağı bilmiyorum ama hiçbir kararı değiştiremez benim niyetimi. Bu zamana kadar o çocuğa bakmışık, bakmaya da devam edeceğim. Ne olursa olsun. Yayınımıza Birgül Memiş'in anne ve babası da bağlandı. Şimdi başta ben Birgül'e bir şey sorayım. Evlat acısı nasıl acıdır biliyor değil mi? Biliyorum. O acıyı biz de tattık. Niye yanımda değilsiniz peki? Ben her zaman yanındaydım. Faruk'tan yanasınız siz hepiniz. Bir dakika, Faruk'un durumda ben olmak istemem. Anne, gerçekleri anlatın artık, ne oluyor? Sen görmedin mi? Faruk biliyor muydu çocuğun başkasına ne olduğunu? Evet, Faruk da biliyordu, ablaları da biliyordu. Onu ailesi hepsi de biliyordu. Annesinden babasından arıyor. Kesinlikle yalan söylüyor. Peki DNA testi sonucunda Faruk Aydın baba olarak çıkmazsa ne olacak? Programda bu ihtimal de masaya yatırıldı. Çocuk senden çıkmazsa ne yapmayı düşünüyorsun? Sonuna kadar dediğim gibi davama devam edeceğim, vermeyeceğim. Ben de almak için elimden geleni yapacağım, o çocuk senin değil. Şimdi bu durumda bu çocuğun buradan büyümesi daha iyi, buradan büyümesi daha iyi. Şimdi eğer çocuk Faruk'unsa, evet Faruk'ta büyümesi. Çünkü orada alıştığı bir ortam var. Gördük, babaannesi, dedesi de bakıyorlar. Ama çocuk Faruk'un değilse er ya da geç bazı şeyler olacak. Yani babalık davası, osu busu bilmem nesi. Önceden her şeyin belirlenmesi çok daha önemlidir. Hazır mısın sen de her sonuca? Evet. 4 yaşındaki Görkem'le birlikte DNA testi için kan örneği veren baba Faruk Aydın'la eski eşi Birgül Memiş merakla çıkacak sonucu bekliyor. Yumruğumuzu sıkalım. Sonuç hiçbir şey değiştirmeyecek. Bu çocuk benim oğlum. Öyle de kalacak. Hiçbir şekilde çocuğumu bırakmayacağım. Bazı şeyler var. İlla da öğrenmek gerekmez. Hayır, ben her sonucuna hazırım. Çocuğumu almak için de elimden geleni yapacağım Müge abla. Sen Faruk? Açıklayabilirsiniz. Gerçekten çok benziyor Faruk'a. Evet, yani ama... Faruk da aslında kendisine çok benzettiği için çocuk benim diyor. Evet. DNA testi çıktı, alacağım oğlumu. O senin çocuğun değil, kabullen. Yeter ya, hep yalan, hep yalan. Tüm Türkiye'nin merak ettiği babalık tartışmasında şimdi gözler DNA testinden çıkacak sonuca çevrilmiş durumda. Ben çocuğumu alacağım. O çocuk da Faruk'tan değil. Senin de biyolojik olarak baba olmana gerek yok. Çok sevdiğinin farkındayım. Senin olduğuna inanıyor musun? Evet, inanıyorum. Rol yapıyor Müge abla, rol yapıyor. Gerçekler ortaya çıkmalı. Her zaman onun taraftarıyım. Gelir gelmez de açacağız DNA testini. Evet. Birgül gözümün içine bakıyor, diyorum ki bilmiyorum, bak imzalı kafanı sar, gerçekten bilmiyorum. Hocam getirdi, teşekkür ediyorum. Sormuştum, yine soracağım. Gerçekten öğrenmek istiyor musunuz Faruk? Açınız. Hı? Açın. Açalım. Ama her şey değişebilir. Hazırlıklı mısın? Sen Birgül? Her şey açıklansın. Ben artık gerçekten çocuğuma bakmak istiyorum. Ben bunca yıl korka korka sustum. Bundan sonra korkmayacağım. Sonuna kadar da gideceğim çocuğumu almak için. Tamam, bazı hatalar yapmış olabilirim. Ama evim var. Her insan hata yapabilir. Hata insanlar için yaratılmış. Ben kendi çocuğuma bakabilecek durumdayım. Çocuğumu istiyorum Müge abla. Lütfen yardım edin. Çocuğa o kadar kötülemiş ki beni. Yanına yaklaşıyorum, babam izin vermiyor. Öpme beni diyor. Tabii tabii. Bir öğrenme çağı çocuğun ilkokulda başlar. Ya. Gerçekler çıksın artık ortaya. Peki. Ne geçiyor içinizden? Daha doğrusu gönlünüzden geçen ne? Gönlümden geçen Faruk'un baba olması. Sizin ne Arif hocam? Siz de öyle mi düşünüyorsunuz? Ama kuşkun var mı diye sorarsan... Ne Faruk'muş ya? Herkes Faruk'tan yana. Gerçeği bilmediğiniz için konuşuyorsunuz. Birgül'ün bu kadar ısrarla net konuşması... Herhalde bir şey bilerek konuşuyor diyorum. O zaman rapordan endişeli olarak, yani Faruk namına endişeli olduğunuz. Ya içinizde istediği Faruk baba olsun ama ben emin olamıyorum Faruk diyorsun. Baba diye çıkmasından mutlu olurum ama biraz Birgül o kadar net konuşuyor ki neticenin ters çıkma ihtimali de söz konusu olabilir. Açın Müge abla, tüm gerçekler çıksın ortaya lütfen ya. Açın biraz. Dur bakalım. Evet, şu anda... Size çocuğun Faruk'un yanında koruma altında olduğunu düşünüyorum ben de. O nedenle çocuktan yana hani bir kaygı taşımıyorum çocuğun yetiştirilmesi açısından. Ve hani o düzen içerisinde devam edebilir ama annenin görme koşulunun sağlanmasıyla beraber diye düşünüyorum. Bu da sanki Faruk'un baba çıkmasıyla ancak devam edebilir. Faruk baba çıkmazsa tabii ki dinamikler çok değişecek. Tabii ki değişecek. Arif hocam ne düşünüyor? Bak hocam yavaş yavaş çıkartın. Arif hoca şunu düşünüyor. Anne %100 emindir, baba %50 emindir çocuğundan. Evet. Ama ne kötü bir şey ya. İyi ki erkek bence değiliz. De Birgül daha yani şey biliyordur herhalde. %100 eminlik, %50 eminlik Allah. Uluslararası bilimsel bir ifadeyi getirdim. Evet. Hocam bu kez daha anlaşılır yazmışsınız DNA testi raporu sonucunu, teşekkür ediyorum. Efendim 19 ayrı alanda çalışma yapılmış verilen kan testlerinin sonucunda. Ve deniyor ki Faruk'un çocuğun babası olamayacağını. Evet. Hiç bunu. Faruk bu sonucu çok hoş karşılamadı. Peki. Çok hazırım demişti. Aslında konuşmuştuk onunla da ama. Şöyle koyalım. Ben çocuğumu istiyorum. Sonuna kadar da bakacağım çocuğuma. Çocuğumu zaten sen kızım. Zaten senin şu anda çocuk. İşte dediğim de buydu yani. Abi. Şimdi benim diye Birgül ne söylerse söylesin benim diye kabul eden bir adam evlilik birliği içinde çocuğun başka birinden olduğu netleşince bunu çok kolay kaldıramaz ve bu öfke çocuğa da yansıyabilir. İşte o yüzden zaten emin misiniz bunu açıklamakta demiştim. Birgül'ün dediği gibi oldu. Birgül zaten çocuğun babası o değil diye defalarca söylediğini ifade etmişti. Faruk biraz bunu bence hani köyüne, arkadaşlarına, akrabalarına karşı da ben böyle bir tepki verdiğini düşünüyorum. Çünkü Faruk'un da aklında soru işaretleri vardı. Faruk da bir sakinleşsin konuşalım ama Faruk'un yaptığı da doğru değil. Birgül zaten Birgül'ün annesi de söylüyor. Biz söyledik defalarca senin çocuğun değil diye. Birgül evlilik süreci içerisinde bir dönemi dışarıda geçirmiş, dışarıda yaşamış. Doğal olarak muhtemelen hani bana ifade ettiği oydu. Gebeliğim o sürece denk geldiğini düşünüyorum demişti. İlk hamile kalmam. Ben çünkü nasıl emin oluyorsun, nasıl emin olabilirsin evlilik süreci içerisinde dediğimde böyle bir açıklamada bulunmuştu. O nedenle ama tabii ki böyle bir şekilde bir davranışa maruz kalması da hiçbirimizin tasvip edebileceği, kabul edebileceği bir şey. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Bütün bu olgularda, bu tip bütün çalışmalarda bir bizim yaptığımız biyoloji var. Bir biyolojik tarafı var işin. Bir hukuksal boyutu var. Bir de psikolojik boyutu var. Duygusal durumu var. Şimdi bunun özellikle de bu olguda aslında basit bir olguydu. Çok net bir olguydu biyolojik açıdan bakıldığında. Biz çok kolay bunun ne olduğunu ortaya çıkardık. Bundan sonra tahmin ettiğim kadarıyla ve bildiklerime dayanarak hukuksal tarafı da çok basit. Orası da iyi yürüyecek. Evet. Ancak psikolojik tarafına geldiğimizde çocuk, baba, kadın, etraf ve herkesin ciddi anlamda desteğe ihtiyacı var. Ve bütün bunun bu şekilde ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Yani açıkçası ben de babaanne ve dedenin çocuğa iyi baktığını bütün konu komşusu da söylüyordu. Baba da çocuğa 4 yıldır duygusal bir bağ beslemiş. Ama Faruk'un aslında ben sonuçtan emin olduğunu kanaatindeydim. Faruk biliyordu. Faruk biliyordu ama kabullenemiyordu yani. Evet. Gerçeği ben defalarca söyledim Müge abla. Defalarca susmadım ben. Ama her şekilde beni susturdular. Her şekilde beni korkuttular. Şimdi... Ben artık daha korkmayacağım. Korkma gibi hiçbir şey yok. Beni tehdit edip duruyorlar. Ben dün gittim başsavcılığa da şikayette bulundum. Adres gizliliği istedim. Beni sürekli Faruk, diğerleri, ben yoruldum. Ben sadece çocuğumu istiyorum. Doğal hakkım şimdi, değil mi bu? Çok özür dilerim. Araya girdim ama şimdi bazı kızgınlıklarla... İlk defa böyle bir olayla karşılaşıyoruz yani gerçekten. Bak, bazı kızgınlıklarla bu tür laflar edilebilir. O şekilde Faruk kabul etti gibi geliyor bana. Sen onu söyledim desen de bana kızdı ve bu şekilde söyledi. Ama bu imkansız gibi bir dünyada kabul ettiğini düşünüyor. O yüzden kendisine olduğu noktasında Faruk emindi. Emine yakın bir bilgisi vardı. Yani her ne kadar bir endişe olsa da içinde annesinin kızgınlığı ile bu lafı ettiği gibi kanaat edindiği için benim diye ısrar etti. Yani ama hocam ama daha hocam, ilk konuştuğumuzda ama ilk bağlandığımızda ne dedi? Hayır. Daha ilk bağlandığımızda ne dedi? Benim olmayabilir. Evet. Ama dedi çocuğun sahibi ona bakandır. Benim değil ama benim gibi benimsedi dedi daha ilk bağlantısında. Ve sonuna kadar da ona bakmaya devam edeceğim dedi. Evet, yani annesi ve babası da Faruk'un aynı söylemlerde bulundular. Ama böyle bir şiddet davranışını gösterdikten sonra açıkçası... O çocuğa nasıl bakabilirler? Çok kaygılıyım. Yani endişe duysaydı Faruk en azından bizim davetimize icabet etmezdi. Böyle bir DNA testine de yanaşmazdı. Uzun bir hukuki süreç beklerdi ve ondan da istifade etmeye bakardı. Buraya gelmesi, davetimizi kabul etmesi ve DNA testine yanaşması %100 benden değildir psikolojisini taşımadığı kanaati bende uyanıyor. Ben de Rami Bey gibi düşünüyorum. Evet. Çünkü gerçekten söylediğim gibi öfkeyle, kızgınlıkla edilmiş bir laf olarak algıladım. Ama hocam öfkeyle. Kim kimin babasına bu senden değil der? Hangi kadın söyler babasına? Valla söyleyenler var. Ben bunu bilerek söylüyorum yani. Öyle mi? Tabii. Anlıyorum ama gerçekten şimdi bundan sonraki yol haritası önemli. Çünkü sosyal hizmetler senin evine de geldiler ve senin evinde de bir araştırma yaptılar. Senin koşullarını gördüler. Hani sana dün demiştim bir hukuki süreç var ama ben mesela şimdi artık bu olaydan sonra o hukuki süreç içinde çocuk Faruk'un yanında kalmalı mı sorusunun cevabı benden net değil. Daha doğrusu en baştan beri söylüyorum. Yani çocuk ondan değilse Faruk'un bakması doğru değil. İnsan içinde bir öfke biriktirir. İstese de istemese de. Yani çocuğun evet bakıp büyüttüğü çocuğu herkes çok sever. Ama o çocuğu evlat edinselerdi tamam. Ama şimdi evlilik birliği içinde o çocuğun babasının başka bir yani eşinin kendisine ihanet ettiğini öğrenen bir erkeğin o çocuğa nasıl bakacağının ayrıca değerlendirilmesi lazım diye düşünüyorum. Yani sosyal hizmetler bu konuda ne yapmayı düşünüyor Kebriye Hanım'dan? Özür dilerim. Bu konuda cevap bekliyorum. Affedersiniz. Bu kızın da ayrıca can tehlikesi ortaya çıkıyor şu andan itibaren. Evet Müge abla ya herkes tehdit ediyor. Ben güvenliğim de yok artık. Böyle bir tehlike ufak da olsa var. Korunma ihtiyacı var kızım. Evet. Sadece beni değil kardeşim gerçekleri anlattı diye kardeşime bile aynısını yapıyorlar. Babanlar arıyor. Evet. Onu söylüyorsun sen yani. Babanlar neden sen istismara uğradığını söyle istismara uğramadın diyor. Yani sizin tehdit dediğiniz o aslında yani. Yok Müge abla yok. Program bittikten sonra ortalık sakin. Herkes ortalığın sakinleşmesini bekliyor. Ben dün gittim başsavcılığa ya şikayette bulundum. Ama Birgül'cüm yani bunun madem böyle yani. Tehditler savurabilecek bir aileye sahipsin. Evlendiği ailenin de durumu öyle. Be kızım yani o zaman da yani nasıl cesaret ediyorsunuz? Yani bunun için de illaki bir ailenin hani yapısının böyle çok asan kesen bir aile olması da gerekmiyor ki. Yani bunu kadın ya da erkek diye de ayırmıyorum. O zaman da insanın biraz daha dizini kırıp oturması gerekmez mi? Yani o sırada düşünülmesi gerekmez mi? Biz hep sonrasında düşünüyoruz olayları. Bir olaylar oluyor sonunda bu. Peki yaparken hani o zaman hiç korkmadın mı? Madem bu kadar kötüydü Faruk da senin ailende. O ben zaman eve gideceğimi düşünmüyordum ki hiçbir zaman. Ne yapacağını? O eve gideceğimi düşünmüyordum hiçbir zaman. Ama bunun yanlış olduğunu kabul et. Ya ben şu an çıkmak istiyorum, iyi değilim. Ama biz senin şu anda bir koruma altında olduğundan da emin olmak durumundayız Birgül'cüm. Sonuç olarak hani bununla ilgili de bir takım... Yani babası bağlandığında gayet iyi konuştu. Sadece Birgül'ün bu istismar iddialarının doğru olmadığını söyledi. Ailenin ona karşı öyle bir tavrı var. Birgül de diyor ki en baştan beri zaten bana inanmadılar. Ben o yüzden Faruk'a kaçtım. Faruk da istismar olayını bilmediğini söylüyor. Yalan söylüyor Müge abla ya. Boğazlı giymiştim ya. Annem daha şahitti ya. Yalan söylüyorlar. Yani Birgül de destekleyen erkek kardeşi. Birgül de diyor ki şimdi erkek kardeşimle ben ikimiz de istismara uğradık. Aile bunu kabul etmek istemediği için bizi tehdit ediyor iddiasında. Her ikisi de aileden uzaklaşmış vaziyette aslında. Her ikisi de uzaklaşmış. O zaman yani tabii Birgül'e koruma tedbiri de almamız lazım. Evet. Evet onu söylüyorum işte. Yani savcılık vasıtasıyla. Hatta kağıdı da gösterebilirim Müge abla. Evet. Ver bunu bana. Bakın. Üzüldüm ya. İnsanlar hiç dıştan göründükleri gibi değiller ya. Ama kolay da kabul edilebilir bir durum mu değil yani. En sonda adresimin gizli tutulmasını, benim ve kardeşimin can güvenliğini yoktur diye savcılığa dilekçe vermiş vaziyette. Kimden şikayetçi oldun sen? Ya onu açıklamasak gene üstümüze gelecekler. Hayır gene ailelerinden mi? Senin ailenden ve senin ailenden mi oldu? Faruk'tan dahi. Zaten başta bu olayı öğrendi ya şimdi her şey Burada da emin oldu. Bundan sonra aslında üstüme daha çok gelecek. Müge Hanım'ın sana anlatmak istediği buydu aslında. Hani bu şekilde öğrenilmesini istiyor musunuz? Hazır mısınız? Ben hazırdım zaten her şeye. Kendi de söylüyordu hazırım diye. Söylemesi oydu. Ben ona defalarca söyledim. İşte Arif hocam da diyor ki belki kızgınlık anında söylüyormuşsun gibi kabul etti diyor. Ben hiçbir şeyi kızgınlık halinde söylemedim. O öyle anladı. İşte hayatım, yani o yüzden evlilik birliği, boşanma, hamileliğin ne zaman olacağı, işte iddet müddeti, osu busu bilmem ne, hukuklar, kanun boşuna yazılmıyor. Bütün yüzyıllardır bu olaylar süzgecinden geçiyor. Kanun, Türkiye Cumhuriyeti 100 yıllık bir cumhuriyet. Evet. Bir tek burada yok, Osmanlı'da da vardı. İşte ne bileyim İnkalarda da vardı. Her Sümerler'de de vardı yani. Bugün Sümer tabletlerini okuyorsun, şeyi görüyorsun. Babil'de de vardı, her yerde vardı. Hammurabi kanunları var yani. Sonucunda ortaya çıkan kurallar bunlar. O kurallar çıkmış ama yani bazılarınız gerçekten bu kurallara uymamak için ısrar ediyorsunuz. İnsanın hayatında hani bir kere olur, tamam. Yani hepimiz kural tanımadığımız dönemlerden geçebiliriz. Hepimiz insanız ama hani sen biraz hani buraya geldiğinden beri kızıyorsun seyircilere de, Faruk'un tarafını tutuyor falan diye, ama çok pervasızca davrandığın için aslında insanlar Faruk'un tarafını tuttular. Müge abla hiç kimse hiçbir şey bilmeden konuşuyor. Ben size anlattım ya. Ben size her şeyi anlattım. Bilip bilmeden yargılamak herkes için kolay. Ama yaşananları bilmiyorlar. Benim durumumda olsaydı onlar ne yapardı acaba? Kim durdu arkamızda? Kaç kişi senin durumunda olurdu diye sor. Kimse durmadı ki arkamızda, hiç kimse. Ben ve kardeşim tek başımıza sokaklarda kaldık. Sahip çıktığını söylüyorlar ya, neredeler o zaman? Biz keyfimizden yapmadık, hataya bilerek isteyerek düşmedik, kimse istemez. Ben sadece çocuğumu istiyorum, bir hayat kurdum, çocuğumu istiyorum artık. Nerede Kebriye Hanım? Mikrofon var mı? Peki Kebriye Hanım, yani hani bu olaydan sonraki yol haritası nasıl olacak? Yani sosyal hizmetler çünkü devreye girdi. Sosyal hizmetlerin bu konudaki bakış açısı nasıl olacak ya? Uzmanlar ne diyor bu konuda? Ne yapılıyor? Şimdi Müge Hanım, olayla ilgili sosyal hizmetlerle konuştuğumuzda onlar da birazdan burada olacaklar, gelecekler babayla, anneyle ve çocukla görüşmek üzere. Şimdi sosyal hizmetler çocuğun durumu ile ilgili olarak çocuğu, yani Faruk Bey'in aslında biraz tepki göstermesine bağlı olarak sosyal hizmetler çocuğu kendi bünyesine alıp koruma altına da alabilir. Buraya gelip incelemeyi yaptıktan sonra o kararı verecekler. Yani aslında Faruk'un gösterdiği tepki sosyal hizmetlerinde bu konuya bakış açısını değiştirdi anladığım kadarıyla. Evet, normal şartlarda Müge Hanım çocuk Faruk Bey'in yanında kaldığı için, Faruk Bey'in çocuğu şu anda çıkmadı ama Faruk Bey'in yanında kaldığı için mahkeme süresince aslında mahkeme belli olana kadar Faruk Bey'in yanında da kalabilme kararını da mahkeme verebilirdi. Ama şimdi Faruk Bey böyle bir tepki gösterince uzmanlar buraya gelecekler, konuşacaklar, değerlendirmelerini yapacaklar, ona göre bir karar verecekler. Tabii en doğrusu şu olur. Tahminen biz bu konuda uzman değiliz ama mahkeme sonuçlanıp hakim kararını verene kadar çocuk esirgeme kurumu tarafından koruma altına alınır. Şu anda en sağlıklısı bence de o gözüküyor. Çünkü bu kadar tepkisel bir davranış çocuğa karşı da belki çocuğa çok bugüne kadar düşkün olabilir. Ama bundan sonraki ruhsal yapısının nasıl tepkiler vereceği konusunda en baştan ciddi kaygılar. O yüzden dedim zaten yani çocuk Faruk'unsa tamam, Faruk'un yanında kalmalı. Mahkeme süreci yine açar velayetle ilgili bir dava ama çocuk Faruk'un değilse Faruk'un yanında kalmasını ben en baştan beri doğru bulmuyorum. Buradaki zaten tepkisi çocuğun muhafaza altına alınmasını düşündürebilir ve düşündürme ihtimali de kuvvetle muhtemeldir. Doğru olan o. Yani bu öyle... Evet. Bu öyle kolay bir şey değil. Bu kolay atlatılabilir bir şey de değil. Bakın bir anlık zaman geçmiş. Bir anlık öfke. Nasıl, bir anlık öfke nasıl kararları değiştirebiliyor? Maalesef. Maalesef. Değil mi? Düşünmeden yapılan bir anlık hareket kararları kökünden değiştirebiliyor. Evet, maalesef. Yalnız her şeyin ötesinde bence annenin çok ciddi desteğe ihtiyacı var. Bunun psikolojik destek olduğu, ben bilmiyordum istismar hikayelerini. Bunun öyle birkaç yıl geçti aradan düzelmiştir diye bir şey söz konusu değil. Bu nedenle mutlaka annenin desteğe ihtiyacı var. Ben kullanıyorum hocam, kullanıyorum, gidiyordum. Hem onun için hem de çocuk yanımda değil diye psikiyatriye gidiyordum ben zaten. Yayına başvurduğumdan beri kullanmıyordum aslında. Dün de burada sürekli üst üste yalan bilmem ne olunca kalbim sıkıştı. O ilaçların etkisi oldu hatta, bıraktığım için. İlaçlara tekrardan başlamak zorunda kaldım dün. Tamam, uzun vadeli sadece sana destek lazım. Değil, tabii, sadece tabii. İlaç değil. Sadece ilaç değil. Çok yönlü bir desteği. Çok üzüldüm. 2 dakika çıkabilir miyim? Çık, gerçekten çok üzüldüm yani. Gel çık. Çıkabilirsin. Yani biz tabii sadece burada yayın değil, yayın dışında da taraflarla beraberiz. Evet. Ben çok kolay karşılayabileceğini düşünmesem de. Ben bu kadar yoğun bir tepki vereceğini çok düşünmüyordum. Ben bildiğini düşünüyorum. Yani onun o en baştaki bağlantısından ben en tahmin edebileceğini düşünüyordum. Evet. Ama öfkesini şiddete dönüştürdü. Ve bu şiddet davranışı çok riskli bir davranıştır. Aslında çok iyi oldu bence. Yani çocuk açısından çok iyi oldu. Her şeyde bir hayır vardır. Bu kız için de iyi oldu. Bu erkeğin ismi neydi? Faruk. Faruk Bey için de iyi oldu. Bu öfke her şeyin ortaya çıkmasına yol açtı burada. Dolayısıyla koruma tedbiri şusu bakımından çok gerekti. Evet. Yani kızın korunma kararı ile ilgili de önemli oldu. Süreci hızlandırmış oldu bir yerde. Bir şey olacaktı. Öbürü haksız yere ya da yanlış yere cezaevine girecek. 2 tane hayatı bir öfke kurtardı. Yani bir kötülük çok büyük iyiliklere yol açtı aslında. İnşallah hocam. Yani istiyoruz ki iyi olsunlar. Sonuçta çocuk 4 yaşında, daha hiçbir şeyden habersiz. Hani hayat onun için daha hayatının çok başında, her yere alışabilecek durumda. Çocuğun yeri annenin yeridir diyoruz ama tabii işte annenin de o koşullarının çok sağlam olması lazım ki çocuğa iyi bir gelecek sağlasın. Yoksa şimdi çocuk benim demek evet ama az önce Seyhan Hanım'a da dediğim gibi yani annelik babalık başka bir şey, bir de çocuğun ortamı var ya, yani o çocuğun ortamının değişmesi onun ruhsal sağlığı için, biyolojik sağlığı için nedenli. Önemli olan çocuğun ruh sağlığının korunmasıdır. Kötü olur, bunlara bakmak lazım. Şimdi çocuk Ardahan'dan geldi, ben çok üşüyorum. Diyorum ki arkadaşlar sürekli montunu giydirin, montunu giydirin. Çocuk da ki çok sıcak, yani ben istemiyorum. Sonradan baktık ki Ardahan soğuk ya. Hani bizim burada soğuk dediğimizde çocuk iyi geliyor. Hani orada soba da var, elektrikli soba. Aa dedim tabii çocuk Ardahan'dan geldi yani. Ben de onu sürekli giydirelim modundayım. Peki sosyal hizmetler yola çıktılar, öyle mi? Gebran bir şey yazıyor bakayım. Kim hatta? Birgül'ün babası telefon attığımızda Mustafa Bey. Mustafa Bey günaydın. Günaydın abla. Mustafa Bey, Birgül sizin onu öldürmenizden korkuyor. Sizin ve oğlunuzun, abisinin. Ablam ben sana bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Ben bugüne kadar aklımdadır. Belki de sorabilirsiniz. Daha ben ona tokat vurmamışım. Evin tek kızı olduğu için. Ben şimdi onu öldürmeye kıyar mıyım? Ama o bana böyle yani rezil ettikten sonra ben ona sadece kızım değilsin dedim. Ama ben onu ne öldürürüm ne karışırım. Ha efendi olursa, 4 dörtlük bir insan olursa ona evde tutarım. O şahit de tutarım. Her zaman ben arkasındayım, babasıyım. Ama kesinlikle yok, ben böyle devam edeceksem herkes yoluna. Mustafa Bey o da kendisine bir hayat kurmaya çalışıyor. Ona bir şans tanısak. Aynen ben de onu diyorum işte. Diyorum ki insan olsun, efendi olsun, gelsin ben kendine el tutayım, dayayım, döşeyim. Kim ile istiyorsa evlensin. Sorun değil. Ama efendi olsun, böyle yani affedersin bu tür şeylerden uzak dursun. Anlıyorum kimse yani. Kimse kendi evladının bu hala düşmesini ister mi? Hiçbir baba ister mi? Ama diyor ki yayından çıktıktan sonra abim ve babam beni tehdit ediyorlar. Ya telefonları dinleyebilirsin. Ben onu aramamışım bile. Dolaylı yoldan mı acaba? Bir ima mı oluyor acaba? bu tür şeyleri, yani yalan söylemenin anlamı yoktur. Ben niye onu tehdit edeyim ki? Onu niye vurayım ki? Yani Mustafa Bey, aslında bakacak olursanız olan olmuş, biten bitmiş. Üstelik üzerinden 4 yıl geçmiş. Sizin eşiniz de zaten bebeğin babasının Faruk olmadığını bildiğini söyledi. Canlı yayında da söyledi. Biz bunu Faruk'a ve ablalarına da anlattık dedi. Ama babaanne de bilmiyordu dedi. Bir o konuda başka şeyler söylüyor ama annesinin söylediği bu. Yani bu kız bir evde tutmuş. Sonuçta boşanma sürecinde olan biriyle beraber. Bir yerde çalışıyor. Oğlunuz da orada. Yani çok zor olduğunu biliyorum ama herkese de belki ikinci, yani belki bir gün içinde 3. 4. şans olacak ama bir şans tanımanın daha doğru olacağına inanıyorum. En azından torununuz adına. Bir evli adamla ne kadar sürebilir hayatını? Efendim? Bir evli adamla hayatını ne kadar sürebilir? Hayır, yani o da ben kendim olsam. Hayır, o da boşanıyor. Bir dinlenin, ben kendim olsam bile çocuklarımı bırakıp bir karıyı tutmam. Adamın 3 tane çocuğu var. Nasıl olacak? Yani şimdi siz o beraber olduğu kişi bırakır mı benim kızımı diye endişe ediyorsunuz. Mutlaka o zaman resmi nikah yapsın. Ben 50 kere onlara dedim ki resmi nikah yapın. Niye yapmadılar? Çünkü adam evli. Evli. Demek ki bırakacak. Kullanıyor. Doğru değil mi yani? İş baştan berbat. İş baştan berbat başlamış. Berbat olarak da devam ediyor maalesef. Başka izah yok. Evli bir adamla beraberliği kabul eden bir kişi bütün bu sonuçlara katlanıyorum demektir diye başlıyor. Hayır, baba da diyor ki yani 3 tane çocuğu var. Niye bilinmeyen, her şey ortada görünen köy kılavuzu istemez. Şimdi bu neticeleri bilerek kabulleniyor demektir. Yalnız burada tabii şunu düşünmek lazım. Bazen çaresizlik yapılan seçimlerde hata yapmayı getirir. Doğal olarak virgül hani birine yaslanma, birinden destek alma ihtiyacıyla karşısına çıkan kişinin hani kriterlerinin kendisine uygun olup olmadığını irdelemeden de onunla beraber olmuştur diye düşünüyorum. Gelsin. Hani biraz destek aldıktan sonra virgül biraz ruhsal yapısını güçlendirdikten sonra daha doğru kararlar verebilir. O nedenle alacağı destekle birlikte ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde durabilmesi, babasının ona destek olması burada çok önemli. Evet, yani Mustafa Bey gerçekten kavramı, siz burada çok önemli bir faktörsünüz. Maddi manevi destek olması buyurun. Çok çok önemli. Bu desteği istiyorsa babasından mı isteyecek ya da bir yabancıdan mı isteyecek? Ben onun adına rica ediyorum sizden. Ben onun adına rica ediyorum. Yani... Tamam yani ben... Ablam ben de onu diyorum yani bu desteği benden mi isteyecek gidip de bir evli adamdan mı isteyecek? Sizden korkuyorum Mustafa Bey. Benden istese zaten ben ona her desteği veririm. Mustafa Bey ben sizi çok iyi anlıyorum. Bakın efendim şimdi çocuğumuz dünyaya geldiğinde kolu bacağı kırık dünyaya gelse götürüyoruz ortopediste sardırıyoruz, kırığını tedavi ettiriyoruz. Aman diyoruz yürüdü, etti, konuştu falan filan. Fakat yani iş psikolojik yerlere geldiğinde, o psikiyatri dediğimiz bölüme girdiğimizde çok kolay bir çözüm yok. Anlaması da zor, evet. Tedavisi de zor, sonuca ulaşmak da zor. Hani zor işte yani. Ona katlanabilmek anne baba için de zor. Bu konuda hiçbirimizin çok büyük eğitimi yok. Yani herkes şöyle bakıyor, kaçtı. Ya kaçtı da niye kaçtı? Şimdi normal insan kaçar mı evden? Yani normal sağlıklı bir insan evden kaçar mı? Bilebilir miyim? Buyurun. Şimdi insan yani kız olsun erkek olsun başı dara düştüğü zaman kime gitmeli? Size soruyorum. Anaya babaya mı yabancıya mı? İşte ailesine gitmeli ama işte bu tip mevzular olduğu zaman işin içinde o zaman aileye de gelmeye çekiniyor çocuklar. Bunu da kabul edin siz. Ama bir aileye gelseydi bir şey olduysa o zaman gideydi. Şimdi de diyeydi ki ben babama gittim bunu yapmadı. Ben de böyle yaptım. Ben de şimdi arardım derdim halal olsun o kızım haklıdır. Şimdi şu var. Peki şimdi ne yapabiliriz? Sizden çekiniyor ama şimdi ne yapabilirsiniz? Allah ablam ben istediğimi söyledim yani söyleyeceğimi söyledim. Eğer ki gelirse namuslu olursa 4 insan olursa ben her zaman kızımın arkasındayım. Ha yok böyle devam edecekse ne de onun girdiği mahalleye girerim. O kendine ben kendime. Ha yani benden tarafta korkmasın yani ben öldürmem ben onu... Anlıyorum, teşekkür ediyorum. Faruk sakinleşti mi biraz? Ama sana söylüyordu sürekli Birgül, biz de konuştuk. Sen de dedin ki benim olmama ihtimali var, bana söyledi. Ama seviyorum bu çocuğu dedin. Niye böyle bir tepki gösterdin? O anlık öfkeme hakim olamadım. Herkesten özür dilerim baştan sizden. Ama sonuna kadar savaşacağım, o çocuğu ona yar etmeyeceğim. Öyle bir ortama sokmayacağım. Buradan herkese sesleniyorum. Hele de Cumhuriyet Başsavcılarına. Ben çocuğu kaçırıyorum diye camdan mı hemen ihbar alarak kapıma atar geliyorsa hemen şurada hemen işlem başlatmasını istiyorum. Uyuşturucu kullanan bir kişiyle çocuk yapıyor. Onun uyuşturucusunu çantasında taşıyorsa hani bu zamana kadar eğer işlem yapılmamışsa bu adaletsizliktir. O geçmiş bir olay olduğu için hani o dönem tabii geçmiş kendi sonuçta o kişi yine ortalıkta geziyor. Yine torbacılık yapıyor. Nereden biliyorlar görüşmediğini? Çocuğu ne amaçla istiyor? Bu zamana bakamadı, karakola getirip bıraktı. Laylon bebek olarak aldım ben o çocuğa. Ne bebek? Laylon kimiydi ya bebek aldığım zaman karakolda? Erimiş bitmişti ya. Elbiseleri kokuyordu çocuk aldığım zaman. Allah'ın şahidi komşularım var, ev sahiplerim var benim. Ben yalansam o insanlardan mı yalan söylüyor? Söyleyecek. Peki Faruk çocuğa bakış açın değişmedi mi? Hayır değişmedi. Yani onun zaten hiçbir suçu günahı yok yani çocuğun tabii, ne tabii. ilgisi var ne alakası var bu konuyla da. Yani yarın bir gün bu öfkeni çocuğa yansıtmayacağının garantisi var mı? Hayır. Hayvan hangisi? Yani hayır da hangi hayır? Ona çocuğa hiçbir zaman zarar vermem. Kendime yani veririm çocuğa vermem. Bakış açım değişmiyor diyor. Bugüne kadar çocuğu nasıl bir gerçek baba olarak kolladıysam, baktıysam bugünden sonra da bu rapora rağmen çocuğa karşı olan hislerim, bakış açım değişmez. Evet. Öyle diyorsun değil mi? Evet abicim öyle diyorum. En insancıl duygu bu. En insancıl duygu bu. Ama biz senden Faruk buradaki tepkinde beklemezdik. Beklenmedik anda. Beklenmediği şekilde demek ki öfkeni yenilebiliyorsun. Dolayısıyla bu çocuğun en güzel yeri, bu benim şahsi kanaatim. Onu arkadaşlar daha iyi bilirler ama bu, her şey sonuçlanana kadar bu çocuk, Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından korunup kollanır. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Vallahi çocuk ziyanlı ya. Evet. Bütün bu konuştuklarımız çocuk ziyanlığı. Böyle üst üste maalesef, üst üste geliyor. Maalesef. Maalesef. Ama yani herkesin hayatını herkes istediği zaman böyle çorba gibi karıştırabileceğini düşünüyor. Yani kurulu bir düzen var. Herkes sözleriyle, tavırlarıyla, davranışlarıyla kurulu düzenleri böyle sok kepçe içine karıştır böyle. Her şeyi paramparça et, bulamaca çevir. Ama yok öyle bir hayat ya. Öyle bir hayat yok yani. Ben bugün öyle düşünüyordum, bugün şöyle yap. Yok ki öyle bir hayat. Hepimiz neler istiyoruz? Ha şimdi soralım oturalım. Oo. Şu anda hepimiz burada mı oturmak isterdik? Acaba neler isterdik? Ama yok. Yok bir yere kadar. Sorumluluklarınız biraz mantık, biraz var. Vicdan. Sorumluluklarınızı unuttuğunuz an bu geçici bir süre için dahi olsa o esnada yerine getirmediğiniz sorumluluklar hele bu da bir çocuk sorumluluğuysa yani, o çocuğu bambaşka bir noktaya götürebiliyor. Yani inanın. Sonra da ben inanın artık annelere karşı bakış açım değişti ya. Benim bunun bu programda en çok üzüldüğüm şey oluyor. Evet kesinlikle. Dürtüsel annelere karşı bakış açım değişti. Katlanacaksın. Ben bu programı 12 yıl önce başladığım zaman annelere karşı bakış açımla şu andaki annelere karşı bakış açım değişti. Bilmiyordum. Böyle şeylerin de olabileceğini düşünemiyordum. Düşünemiyordum yani. Böyle gel, hemen gir, hemen olaylara müdahil ol. Tamam şimdi ben o zaman bakamadım verdim, şimdi geri istiyorum. Şimdi benim, şimdi senin değil. Kardeşim bir kadının da edebi, kusura bakılmasın ama çocuğunun babasının kim olduğunu bilmesi ve bu konuda dürüst olmasından geçer. Ama bu o an içindir. O an bunu doğru söyleyeceksin. Bir kadının erkeği de böyle bir şeyle kandırmaya hakkı yok. O zaman kuralları baştan sona yeniden yazmamız lazım. Üstelik her şey kanunda da yazılmaz. Her hareketin karşılığında bir suç yok ki. Ya da o suç çok tatmin edici olmuyor ki. Allah o yüzden bence yani naturamızda bir vicdan denen bir şey var. Yani kalbimiz var yani. O kalple hareket edeceksin. Yalnız %15'lik bir grup var ki vicdan gelişmesi eksiktir. Ama nereye kadar? Ama nereye kadar? Bütün dünya nüfusunda o oran çok önemli. Vicdan gelişmesi eksiktir ve dürtüsel davranışlar. Ama bir başka oranı da... Vallahi hocam %15 mi bilmiyorum. Ben hani gördüğüm en az %25'lik böyle bir grup var. Yani sadece vicdan direni, o bu şunu kural tanımayan. O %25'lik grup bir başka %25'lik grupla karşı karşıya geliyor. Oluyor mu sana %50? Bir de bir %25 var. Bütün bu olayları hiç umursamayan, kim ne yaparsa yapsın diyen, hani dünya yansa içinde yorganım mı var diyen de bir grup var. Bir elimizde bir %25'lik grup kalıyor. Ah ah vah vah edip oturuyor onlar da yani. Ama şunu da unutmamak lazım. Çok üzücü. Kendi çocukluğunda yani Birgül'ün anlattıkları doğruysa kendi çocukluğunda yaşadığı istismar olaylarından sonra bir takım farklı hayatlara geçiş yapmak zorunda kalan da kişiler var. O kişileri de bu yaşadıklarından dolayı suçlamamamız gerekiyor. Yok ben sadece Birgül için söylemiyorum. Yani bunu genel itibariyle söylüyorum. Özür dilerim. Senin dediğin sonuç. Ama bir öncesine baktığın zaman vicdanı olmayan insanların yol açtığı sonuçlar onlar. İşte onun zincirleme, vicdanı onun çocuğu diye gidebiliyor. Vicdan problemi olan insanların yol açtığı sorunlar var. İşte bu nedenle ben de diyorum ki bir hak ve hukuk dünyası içerisinde yaşıyoruz. Bir miktarda ona güvenmek zorundayız. Evet. Yani bütün bunlar doğru. Hepimiz doğru şeyler söylüyoruz ama hak ve adalet ne diyorsa o. Evet. Bugün efendim söylüyorum Günaydın Gazetesi'nde televizyon eleştirmeni Sayın Yüksel Aytu bir yazı yazmış. Biraz edep yahu diye. Okumanızı tavsiye ederim. Diyor ki biraz edep yani nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Pardon diyor duymadım. Yani. Biraz edep diyor. Kim yazmış? Yüksel Aytu. Ha. Yani televizyonlarda işte dizilerde sosyal medyada izlediklerinden diyor ki biraz hani biraz edep. Yani nereye gidiyoruz? Biz bundan vaz mı geçiyoruz? Bence her birimizin oturup üzerinde düşünmesi gereken bir konu bu. Mesela sosyal medyada yaşananları yazmış. Ben bilmiyordum yazdığı bazı şeyleri. İbretle okudum. Songül Aydın, Faruk'un annesi telefon attığımızdaymış. Songül teyzeciğim günaydın. Alo. Alo. Arkadaşlar baksınlar. Faruk üzdün bizi. Yani gerçekten bütün olayın seyrini değiştirdin biliyor musun? Vallahi bütün olayın seyrini değiştirdik. Seni çok sevdik, çok da saygı duyduk. Ya ben senin çocuğa da çok iyi baktığına inandım. Yani çocuk da burada. Yani annene babana çok güvendim. Çok iyi bir köyde yaşıyorlar yani. Köy halkı da çok birbirine bağlı, düzgün insanlar. Ama bir şey söyleyemiyorum. Hatta mı Songül Hanım? Songül Hanım şöyle demiş. Faruk Bey'in annesi. Faruk'un olsa da olmasa da o benim torunum. Ben bakmaya devam etmek istiyorum. Bizim için değişen bir şey yok demiş annem. Sanırım baban da aynı fikirdeki. Onlar da böyle arıyorlar. Efendim. Söyleyecek söz bulamıyorum. Çok üzüldüm. Şimdi çocuk yani sosyal hizmetlerde de kalırsa bütün düzeni değişecek. Diyorum ya yani şimdi bir çorba. O yüzden aslında hiç açıklamak istemedim. Ben Faruk'un olmadığını düşünüyordum. Faruk'un daha ilk gün konuşmasından açıkçası bunu çıkarttım. Benim olmasa da bakarım demesinden böyle bir çıkarımda bulunmuştum. Birgül'le konuştuğumda Birgül de o hamilelik döneminin evden uzakta olduğu bir dönem olduğunu iddia ediyordu. O nedenle aklım değildir diyordu. Faruk'un çocuğu değildir diyordu. Ben bunu Faruk'un da bildiğine inanıyordum. Yani en azından yüreğinin bir köşesinde bu vardı. Şimdi tabii Faruk'un buna büyük öfke göstermesi ne yazık ki çocuğun sosyal hizmetlerde kuvvetle muhtemel ki mahkeme sürecine kadar kalacağını gösteriyor. Şimdi anne de kendini toparlayacak da ev kuracak da hani o da işte sosyal hizmetler iyi bir rapor yazacak. Çocuk da oraya gidecek. Ölme eşeğim ölme. Evet. Reklamlardan sonra veda edeceğiz. Me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps d'un malentendu et le temps perdu, à savoir comment oublier ses heures.